Kanal Yedi ekranlarından herkese merhabalar. Geceniz mübarek olsun. Mustafa Karataş hocamızla sahur vakti başladı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geceniz hayırlı mübarek sahurlar. Olsun. Amin amin. Fuzuli'nin bir dizesi aklıma geldi de şimdi komşulara gidemeyeceğiz. Bayramda efendim akrabaya gidemeyeceğiz. Bugün de akrabalığı komşuluğu anlatacağız ama. Sıla-i Rahim. Şöyle diyor ya git de bilem kıymetin ya öl de bilem. Şimdi Fuzuli'nin bu şiirini değiştirmek lazım. Nasıl değiştirelim? Ya gitme de bilem kıymetin ya öl de bilem. Gitmeyince daha iyi anlaşılacak şimdi. Evet. Oradaki ya git de bilem kastı şu zaten. Dışarı gitsin, gurbete gitsin de kıymetini anlayalım. O anlamda söylemiş ama artık biz de gurbete de gidemiyoruz, bir yere de gidemiyoruz. Ya gitme de bilem kıymetini oldu şimdi. Evet. Evet, Allah tekrar hepimizi bir araya gelecek şekilde belayı, musibeti üzerimizden kaldırsın. İnşallah. Akrabaları, sevenleri buluştursun, aramızdaki nefreti, ayrılığı, uzaklığı yakınlaştırsın inşallah. Evet, akraba ilişkileri nasıl olmalı? Sıla-i Rahim'in önemi nedir? Akraba hakları nelerdir? Komşu hakları nelerdir? Bugün hocamızın da buyurduğu üzere bu konular üzerinde hem soru alacağız hem de hocamızın sohbeti olacak. Varsa sorularınız hem WhatsApp hattımıza, sosyal medya hesaplarımıza yazılı olarak da iletebilirsiniz sevgili izleyenler. Hocam telefonlar var bekleyen. Müsaade buyursanız telefonla başlayalım. Peki WhatsApp'la başlayalım. Videomuz varmış görelim. İyi akşamlar. Evde köpeğimiz var ve aynı zamanda evimizde namaz da kılıyoruz. Ama bazı arkadaşlarımız evde köpeğimiz olduğu için namaz kılınmayacağını ve köpeği evde beslemenin haram olduğu söyleniliyor. Bu ne derece doğrudur? Bilgi alabilir miyim? İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Burada tabii mezhepler arasında farklılıklar var. Özellikle evde beslenen köpekle dışarıda gezen köpekler arasında da biraz da fark var. Yani her şeyi yiyen, eden, parçalayan bir köpek yok. Evdekiler daha çok uysallaştırılmış vesaire ama öyle de olsa özellikle Şafii mezhebi köpeği evde kabul etmiyor. Hı hı. Yani köpeğe değmeyi, efendim köpeğin yaladığını, sürtündüğü yeri onları hep necis kabul ediyor. Bundan dolayı öyle bir durum var Şafii. Ama Hanefilerde diğer mezhebe bu kadar şey yok. Yani köpeğin dokunduğunu illa 7 defa yıkayacaksın, yaladığı necistir vesaire gibi. Orada da yine Hanefi'de tabii evin içerisine sokmak çok hoş karşılanmamış. Ama burada namaz olmaz meselesi Şafii'de biraz titiz davrandıkları için değmiştir, oturmuştur, kalkmıştır, yalamıştır. Oralarda olmaz dediği doğru. Ama diğer mezhepte Hanefi'de özellikle Hanefi mezhebi üzerine konuşuyorum. Orada köpek olsa evde biz namaz kılarsak haram mı olur? Hayır. Yani köpek beslenmesi çok hoş karşılanmamakla beraber siz namazınızı kılarsınız temiz bir seccadenin üzerinde, temiz bir odada efendim o şekilde namaz caizdir. Namaza bir mani değildir Hanefi mezhebinde. Evet. Bir videomuz daha var hocam. Görelim. Esselamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Bu istihare namazı için namaz kılındıktan sonra eşinle birlikte yatmayacağını ve kimseyle konuşmayacağını, televizyon, telefon hiçbir şeyle iletişim kurmayacağını ve direkt yatman gerektiği söyleniyor. Bunun doğruluğu ne kadardır acaba? Çok teşekkür ederim. İyi geceler. Hayırlı sahurlar. Şimdi tabii naklin yerini biz tekrar akılla doldurursak bu sefer başka akıllar başka şeyleri devreye sokuyor. Soru üstüne soru geliyor. Buradaki nakilden ve akıldan kastım şu. Nakil nedir? İstihare ile ilgili biz bilgiyi nereden alıyoruz? Sünnetten. Kur'an'da yok. Kur'an'da istişare var. Önce istişare ama hani %50 arada kaldı. Evet. Bu tür konularda nakil şunu söylüyor. İki rekat istihare namazı vardır, bir de duası vardır. Namazı kıldıktan sonra o duayla dua edersin, gönlüne geleni yaparsın. Gelmediyse bunu tekrar edersin, bu namazı tekrar edersin. Burası buraya kadar nakil. Bundan sonrası akıl. Daha sonra bunlar peygamberimizden sonra böyle yollar açılmış. Tecrübeyle olabilir, başka bir mahsur görülmeden bu işin caiz olduğunu kanaat getirerek olabilir, her neyse. Hakikaten insanlar böyle namazda tam da kendimizi veremediğimizden, kalbimizi yoklayamadığımızdan, kalbimizde çok düşünceler olduğundan kalbimizi anlayamıyoruz. Zaten kalbi kontrol eden de kalmadı aşağı yukarı. Yani insanlar önüne gelen rüzgara göre hareket ediyorlar.
kalbiyle hareket eden insan çok az. Zaten öyle olsak dünya başka olur. Ondan dolayı kalbe bir şey doğmuyor. Kalbe bir şey doğmayınca rüyaya yatabilirsin deniyor. Yani rüyaya yatmak bir ruhsat. Sünnette yok. Yani sünnette istiharede rüyaya yatacaksın. Rüyanda yeşil görürsen, beyaz görürsen falan. Bunlar sünnette yok bak. Resul Efendimiz'in sünnetinde yok. Nerede var? Birisi öyle demiş, biri böyle demiş. Alimlerden biri şöyle demiş vesaire. Çeşitli kitaplara girmiş. Tamam, ondan sonra bu sefer soru çoğalıyor çünkü. Tamam, yattım rüyaya. Peki aynı yatakta yatmayacak mıyım? Rüyaya yattım. Konuşmayayım. Efendim, konuşmayacak mıyım? Rüyaya yattım. En son sözüm bu mu olacak? Vesaire. Burada mümkün mertebe gönlünüzü rahat tutacak, sizi şuuraltı, bilinçaltı, rüyanızı etkilemeyecek etkilerden sakınacaksınız. Doğru. O bakımdan siz istihare etmek için yatıyorsanız, efendim rüyaya, orada rüyada daha berrak görmek için, şuur altından etkilenmemek için siz başka bir şeyle meşgul olmamanız doğrudur. Ama buna rağmen meşgul olmuş, başka bir şeyle, eşiyle yatakta yatmış vesaire, gene rüyasında göremez mi bir insan, doğruyu eğer görür? Buna mani bir şey yok. Ya özellikle kadınlar arasında tabii şimdi şeyi bilmeyince, farz, vacip, sünnet, müstehap ve burada aklın, naklin, vahyin rollerini bilmeyince din, kimseyi yadırgamıyorum, avam için öyledir. Din bir vazo gibidir. Bunun her şeyi aynıdır. Süslemesi de aynıdır, malzemesi de aynıdır, toprağı da aynıdır, çiçeğin rengi de aynıdır. Onu ayırt edemez. O sadece hocaya sorar. Onun vazifesi hocaya sormak zaten ya da kitaba sorar. Kitabı da anlamıyorsa bu sefer bilen birine soracak. Böyle sorular özellikle çok geliyor bize. O zaman şöyle diyelim, burada orta bir yol, yani haddi aşmadan söylemek lazım. Bu bir aklın, herkesin içtihadi bir konusu. Öyle de olur, öyle de olur. Ama mümkün mertebe seni etkilemeyecek bir odada daha Allah'la rahat, böyle Cenab-ı Hakk'a gönlünü açabileceğin, uykuya rahat yatabileceğin bir odada olursa daha da güzel olur elbette. Evet. Güzeli budur. Zeynep Hanım'ın bir sorusu var. Annem namaz kılmayanın yemeğini yemiyor. Bunun hükmü nedir? Dinde öyle bir şey yok. İkna edemiyoruz diyor. Şöyle bir şey, belki hani evladını terbiye için, namazın önemini anlatmak için böyle bir yola başvurmuş olabilirler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah ve enzir aşiretekel akrabin. Bugün biraz ondan da belki akrabalarını uyar. Ya uyarıyorsun, uyarıyorsun. Namaz kıl evladım, kılmıyor. Oruç tut evladım, tutmuyor. Ondan sonra anacığım, babacığım vesaire. Tamam bak, ben üzülüyorum. Ben namaz kılmadığın zaman, oruç tutmadığın zaman, dini yaşamadığın zaman ben nasıl bir evlat yetiştirdim? Allah bunu bana soracak. Evladım yapma, etme. Bak üzülüyorum. Yok anacığım, kılmak istemiyorum, etmiyorum. O zaman da işte insan büyük ne yapıyor? Ya ben de senin yemeğini yemiyorum ya. Yemiyorum yemeğini diyor. Sen namaz kılmazsan yemeğini yemiyorum. Bunu bir terbiye aracı olarak kullanıyor. Bu aşırı bir şey elbette. Aşırı bir şey. Dinde böyle bir şey var mı? Namaz kılmayanın yemeği yenilir yenilmez. Bırakın onu. Din, haram bir şey yoksa içinde, ehli kitabın yemeğini de yiyebilirsin diyor. Yani bir Hristiyan'ın efendim yemeğini yiyebilirsin. Gerçi onları şu anda şirk şeyine sokanlar da var alimlerde. Bunlar tesisine inanıyor mu? İslam geldiğinde de İznik Konsülü 325'te toplanmıştı. Kitapları tahrif edilmişti. Onlar yine şirke bulaşmışlardı. Tesise inanıyorlardı. İslam buna rağmen yemeğini helalse, domuz eti vesaire yoksa işin içerisinde, yani o kendilere yedikleri, o bize yasak olan yiyecekler yoksa, biz onun yemeğini yiyebiliyoruz. Kitap ehli olan. Ne namazı var, ne abdesti var. Evet. Onun namazını, yemeğini yiyoruz. Evladımızın, Müslümanın niye yemiyoruz? Yani yemek lazım. Bu söz ağır bir söz. Evet. Ama anneyi babayı da bu safhaya getirmemek lazım. Peki, teşekkür ediyoruz. Telefonumuz var hocam. Telefonda devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Sinop. Muhammed hocam, öncelikle şunu belirteyim. Gerçekten çok takdir ettiğim hocalardan bir tanesiniz. Allah razı olsun sizden. Sağ olun efendim. Benim sorularım vardı hocam.
Şimdi birinci sorum, devlet büyüklerimizin aldığı tedbirler vardı bu koronavirüs nedeniyle. Camiler kapalı. Bizim karşı tarafta iki tane 65 yaş üstü amca var. Ben gidiyorum, onlara imam oluyorum. Teravih namazlarını bu zamana kadar hep kıldık. Yani bu ne kadar doğru? Karşı taraf, onu merak ediyorum. Karşı taraf derken neresi karşı taraf? Bizim evimizin karşı tarafındaki evde. Dairede. Evet. Orada namaz kıldırıyorsun. Evet, 3 kişiyiz. Bazen 4 oluyoruz. 65 yaş üstü amcalar geliyor. Öyle namaz kılıyoruz. Yani ben imam oluyorum, müezzin oluyorlar. Ya tabii benim de içim rahat etmedi ama bilmiyorum yani şey olarak ne kadar doğrudur bu. Niye rahat etmedi? Hani şimdi devlet büyüklerimizin aldığı tedbirler, bir de doktorların o kadar mesaide kalması, hani acaba vicdan azabı çekiyorum yani bu konuda. Siz birbirlerinizi biliyor musunuz? Dışarı gidip geliyorsun, sen o zaman genç, yaşın kaç? 23 yaşındayım hocam. Ay, 23 yaşındasın, sen dışarı gidiyorsun, alışveriş yapıyorsun, gelip burada mahallede onlarla görüşüyor musun? Maskesiz? Yok, maskeyle görüşüyoruz. Mesafe? Hocam. Mesafe kuralı. Bu sosyal tabii. 1,5 metre mesafeyle durarak namaz kılıyoruz. Tamam, yani aynı bina içerisindeyseniz, sokağa çıkma yasağını ihlal etmiyorsunuz, dışarıdaki hallerinize dikkat ediyorsanız, yani mesela alışveriş yaptığınızda ne kadar titizseniz, bizim 65 yaş ne kadar titizse onları ihlal etmiyorsanız, onlara o şekilde olabilir. Ama hocam, burada yasak... Yanlış olmasın. Karşı belediye hemen karşımızdaki ev. Müstakil evleri var. Anladım. Karşımızdaki ev. Ya burada mümkün mertebe dikkat etmeniz lazım. Dikkat etmezseniz Allah korusun. Bak şimdi biz bayramda annemizin babamızın yanına gitmiyoruz. Şimdi bu yasağı değilsek, annemizin babamızın yanına gitsek, ellerini öpsek, sarılsalar bize, biz de dışarıdan çoluk çocuk efendim bir şey getirsek, Allah korusun bir virüs falan, orada bulaşsa, Allah göstermesin, ve ölseler, bayramlaşma neye yaradı? Hiçbir şeye yaradı. Çok haklısın, evet. Çok hiçbir. Haklısın. Yani bütün ama bunun... kesinlikle ya dışarıda maskesiz falan dolaşmıyorum yani alışverişe gittiğim zaman. Zaten o amcaların isteklerini de ben alıyorum şey olarak, hani söyleyerek. Vallahi orada vicdanla baş başasın, yani yakın olduğu için hani olabilir diyebilirim ama kanunları delmek doğru değil. Bu bilinen şeylerden hepsinde bir hikmet var. Biz sadece bir tarafını görüyoruz. Onlar her tarafını görüyor, devlet yetkilileri. Uyumakta fayda var. Bir şey olursa vicdanın seni rahat bırakmaz. Sürekli kendine kahredersin. Ama aynı ev içinde olsaydınız gönül rahatlığıyla kıl derdim. Zaten beraber biliyorsunuz, istiyorsunuz. Yani onların... Onlar da seni anlayışla karşılasınlar. Kıldığın namaz da olur. Kıldığın namaz Allah kabul etsin. Namaza kimse mani olamaz. Kılınmış. Allah kabul etsin diye dua ederiz. Ama dikkat et diye tavsiye ediyorum. Yasaklara da riayet edelim. Evet. Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İkinci sorum vardı. Buyurun. Hocam. Şimdi ablam namazları sürekli geç kılıyor hocam. Mesela ikindi namazını akşam namazına yarım saat kalımı falan kılıyor. İşte şey olarak öğlen namazına, ikindi namazına yarım saat kalımı kılıyor. Annem bunu sürekli uyarıyor, ablamı sürekli uyarıyor, kızıyor ama bir fayda vermiyor yani şey olarak. Buna sizden bir tavsiye bekliyor annem bu konuda. Tamam. Peki. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Sinop'a selam hocam, ediyoruz. Hocam bir saniye. Ablaya iki soru dedim ama hakkını helal edin. Bir tane daha soru sorsam. Hemen güzel. Kısa alalım çünkü başkalarının hakkına da girmeyelim. Çok arayan var. Rica ediyorum. Tamam, kısa pardon, alalım. Evet, buyurun. Şey diyecektim. Ben şimdi ablam tesettürlü. İçeride kısa kolluyla ve eşofmanla duruyor. Ya ben buna çok kızıyorum açıkçası. Konuşmak gerekirse. Sen neden annem gibi etekle durmuyorsun, yazmayla durmuyorsun diyorum şey olarak. Yani aramız bozuluyor bu yüzden. Yani buna nasıl bir çözüm öneriniz olabilir hocam? Yabancı var mı? Yabancı var mı? Yok, hayır. Tamam, peki. Notumuzu aldık, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Selam ediyoruz Sinop'a. Selam. Bir telefonumuz daha var. Hoş geldiniz yayınımıza. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Samsun'un kez. Buyurun efendim. Hayırlı sabırlar hocam. Sağ olun. İki sorum var hocam size. Sağ olun. Buyurun efendim. Ben ilk çocuğumda 3 vakit hamileydim. Çocuk karnımda ağladı. Sesini duydum. Bunun hikmeti nedir soracağım. İkincisi de
Bir 11 aylık oğlum vefat etti. Mezar taşlarının üstünden almışlar, kaybolmuş. Bunu başkasının mezar taşını yaptırabilir miyim? Başkasının mezar taşı? Ha, mezarını yaptırabilir miyim? Ha, tekrar yeniden. Yok, başkasının. Bir kaybanın. Oğlunuzun mezar taşı kaybolmuş. Evet. Başkasının mezarını niye yaptırıyorsunuz? Oğlunuzun mezar taşını yaptırdınız. Onun hayırına dedim, yaptırabilir miyim? Oğlunuzun mezar taşını yaptırdınız mı? Yok, kaybolmuş işte. Mezarı kaybolmuş. Bulamıyor. Mezarı kaybolmuş. Mezarı bulamıyorsunuz. Tamam. Evet. Tamam. Köyde. Tamam, anlaşıldı efendim. Tamam. Sağ ol. Hayır bakalım. Peki, teşekkür ederim. İkinci de ben bu hamileydim ilk çocuğuma. 3 vakit üst üste karnımda çocuk ağladı, sesini duydum. Kaç aylık ya? 8 aylıktı. 8 aylık. Peki. Notumuzu aldık. Teşekkür ediyoruz. Selam ediyoruz. Bir sorum daha var hocam. Sorabilir miyim? Buyurun efendim. Kul hakkı yiyen cennete girer mi? Teşekkürler. İyi geceler. Ben çok yediler hocam. Sağ olun. Sağ olun. Peki. Evet hocam, Sinop'tan arayan izleyicimiz. Birincisini cevapladınız zaten. Şimdi hanımın bu sorusundan aklıma Peygamber Efendimiz'e geldi birisi, dedi bir şey söyle ben cennete gideyim dedi. Sahabe-i kiram kızdı. Bu nasıl soru? Böyle soru mu olur diye. Peygamber Efendimiz bırak sorsun dedi. Bırak sorsun. Ve adama enteresan bir şey söyledi. Günde 5 vakit namaz. Efendim, senede 1 ay oruç. Halin vaktin yerindeyse sadaka zekatını verirsin. Dedi ki 5 vakit namazdan fazla var mı? Yok dedi, istersen yaparsın, nafile var. 1 ay Ramazan orucundan başka var mı? Yok, nafile var, istersen yaparsın. Zekattan başka var mı? Yok, sadaka istersen verirsin. Vallahi fazla da yapmayacağım, az da yapmayacağım dedi. Çekti gitti. Peygamber Efendimiz dedi ki cennetlik görmek isteyen varsa bu adama baksın. Adam öyle bir hesap yaptırdı ki peygambere. Şimdi samimiyet önemli dinde. Kesin soru tabii, cennete gidecek, bir şey söyle, kulak yiyen cennete girer mi? Bunlar çok keskin sorular ama İslam'da şunu görüyoruz hakikaten. Dürüstlük, samimiyet, ihlas olursa Cenab-ı Hak yaptıklarımız elbette boşa gitmeyecektir. Sorulara geçelim. Evet, o zaman 3. soruyu cevaplamış mı oldunuz hocam? Yok, olmadık daha onu. Tekrar döneceğiz oraya. Evet. Ablam namazları geç kılıyor. Şimdi eyyül amal efdal ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir ya Resulallah? İlk cevabı Resul Efendimiz'in as-salatu ala vaktiha. Vaktinde kılınan namazdır. Vaktini öteledikçe sevabı azalır. Vaktini öteledikçe sevabı azalır. Son dakikalarda, son anlarda böyle namazı, o zaman vesvese gelir, telaş gelir vesaire, vakit geçerse günahkar olursun. Birinci fazilet as-salatu ala vakti. Ezan okundu, namazını ona göre ayarlayacaksın. Burada bir hatıra aklıma geldi. Bir gün bir dükkanda oturuyoruz. Fi zamanda derler buna. Fi tarihinde. Şimdi epey bir eski yani. O zaman genç, siyah sakallı senin gibi bir hocayım ben de. Tabii sohbet nerede? Kapalı Çarşı'da bir kuyumcu dükkanında benim komşum olan, Allah rahmet eylesin, rahmetli olan bir abimizin dükkanında. Onlar soruyorlar, ben cevap veriyorum. Onlar soruyorlar, ben cevap veriyorum. Böyle birkaç kişi daha geldi, hoca gelmiş diye falan. Sonra kapıyı biri açtı. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ne duruyorsunuz dedi. Ezan okundu, siz burada lak 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 lak. Ezanı duymadınız mı dedi. Adam, tanımıyorum ben. Hı. Dükkan sahibi şöyle yaptı. Hocamız var burada dedi. Bu hoca mı dedi. Hoca dedi, Mustafa hoca bu dedi. Böyle hoca mı olur dedi, ezan okunmuş burada duruyor dedi. Hoca, ne iş dedi yani. Vallahi haklısın dedim. Ezan okuldu ama bizi soru soru üstüne hemen gidelim camiye, hadi kalkın dedim. Benim abdestim var. Kalkın gidelim dedi. Beraber gittik. O adamla ömür boyu dost olduk. Sonra o bana bir şey söyledi. Hayatımda hiç aksatmam. Belediye otobüsünde de olsam ezan okunuyorsa inerim. Camide namazımı kılarım yolda. Tekrar öbür arabaya biner öyle giderim. Hayatımda hep böyle yaptım. Namaz vakti geldim. Ben otobüsten inerim arkadaşlar. Bu güzel bir şey tabii. Bu titizlik, bunlar kazanacak. Alışkanlık haline. Ama sürekli
bir abimiz vardı, Allah rahmet eylesin. O da öyle derdi. Kollar sıvalı. Hep son vakitte yakalardı, kılamamış. O geleni gideni çoktu. Müsteşar namazı Mustafa'cığım derdi. Meşguliyetten. Onlar çok meşgul. Devlet erkanı çok meşgul olur. Adam namaza, mescide bir yere gidecektir. Orada biri tutarlar, çevirir, burada biri çevirir falan. Ya kollarında sıvı yok ki. Anlayın. Anlayın işte, ama onun yine yok öyle de sıvı. Peygamber Efendimiz de böyleydi. Resul Efendimiz camiye adımını atar. Mihraba gidinceye kadar bazen yarım saat geçerdi. Soru soranlar, görüşmek isteyenler, yardım isteyenler, derdi olanlar mihraba gidinceye kadar. Hani o camide konuşulmaz falan. Camide başkasını rahatsız edecek şekilde konuşmak doğru değil, ama camide her şey konuşulur. Hepsi bunların camide olurdu. İşte bu bilerek değil de kendi tembelliğinden kasıtlı isteyerek yapmıyor. Hemen vaktinde kılacak, aslında kılmıyor. O tembellikten sonra günaha girer geciktirdikçe. Hocam dün aklıma geldi, şimdi siz böyle anlatınca, vaktinde kılınan namaz, evet öyle yapmamız lazım, ama bir izleyicimiz dün sormuştu, soramadım. Ben diyor oruçluyken akşam ezan okunduğunda orucu açmıyorum. Hemen vakti geçmesin diye önce akşam namazını kılıyorum. Sonra namazdan sonra orucumu açıyorum. Bu olabilir mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam oruçta acele edin diyor iftarda. Onun usulü şudur aslında. Bir hurma da olsa, bir su da olsa, bir zeytin de olsa önce orucunu açacak, sonra namazını kılacak, yemeğe sonra oturacak. En güzeli budur. İftarda acele etmek çünkü. Allah Teala da iftar anında acele edeni seviyor. Ya ben bir saat daha dururum. Biz de dururuz. Ama ben de acele etmeye çalışıyorum hemen. Niye? Sevap orada çünkü. Yoksa dururuz. İki saat daha durursun. Zaten mide küçülmüş hele Ramazan sonuna doğru. Değil mi? İnsan kilolar verilmiş. Kilolar. Biraz su istiyor belki. Ama kul olduğumuz orada belli olacak işte. Kul ol. Orada iftar etmek mi sevap? Hemen namaz kılmak mı sevap? İftar etmek sevap. İftardan sonra bakın, iftar dediğim şey bir hurma bile olsa orucunu açacaksın. Evet. Ha, o imkan olmadı. Yemeğe gecikeceksin. İftarlıkta bir şey yok. Tabii namazı kıl, namazı geciktirme. Teşekkür ederiz hocam. İkinci sorusu da, ablam tesettürlü ama evde kısa kollu dolaşıyor. Rahatsız oluyoruz dedi. Sizde evde başkası var mı diye sordunuz hatta. Tabii şimdi evde yabancı varsa, kardeş, efendim, kendi yeğeni, amcası, dayısı, halası, teyzesi, hep bunları yazıyoruz. Evet. Ayet-i Kerim'in ise Nur 31 ayeti. Niye boşuna Rabbim açıklamışsınız bu kadınlar onları, efendim, ancak bunların yanında efendim eşleri, babaları, kayınpederleri, kayınvalideleri, bunların yanında rahat oturabilirler. İnsan her zaman aynı kıyafetle duramaz ki. Niye? Sen erkeksin, istediğin gibi evde gelince pijamanı giyiyorsun. Efendim kısa kollu tişörtünü giyiyorsun. Kasılarla oturuyorsun. Bacın gelmiş, bacın başını açmayacak. Açsın evde. O örtünme kime göre? Yabancıya göre örtünme. Bu farkı bilmemiz lazım bir. Ha, burada sınır ne olmalı? Tabii insan annesinin yanında, babasının yanında, evladının yanında böyle affedersiniz ne denir? Kilotlan, şundan bundan da gezmeyecek. Çünkü neden? Neden? Kur'an-ı Kerim'de diyor ki anne babalarınız belirli vakitlerde giyinme, soyunma vakitlerinde onların izinsiz odasına girmeyin. Demek ki büyük de olsa, çocuk belli bir temiz yaşına gelince, küçük de olsa anne baba bunu öğretecek. Beni çıplak görme ya da beni böyle efendim anadan uryan olması şart değil ama her şeyi meydanda görme. Kılık kıyafetine kız da erkek de evde dikkat edecek. Erkekler erkekler arasında da dikkat edecek. Şimdi özellikle spor salonlarında, bilmem saunalarda, şuralarda, hamamlarda vesaire insanlar orada, tamam erkek orada ya da kadınlar kadınlar arasında. Onlar da dikkat edecekler. Bu işlerin vebali var, günahı var, haram olan bölgeler var. Kadın kadına var da dikkat edecek. Tabii kadın kadına da dikkat edecek. Ya da erkek erkeğe. Erkek erkeğe de işte göbek diz kapağı arası. Orayı örteceksin kardeşim. Adam orada kabinin kapısı açık. Orada soyunuyor. Gelen geçen seyrediyor. Böyle şey mi olur? Bunlar haram. Haram işliyorsun orada. Burası sırf erkek. Sırf erkek de olsa erkeğin de erkeğe bakması haram olan bölgeleri var. Bir sürü kepazelikler görüyoruz. Neden kaynaklı? Haya
ar damarı kalmamış. Sen çok iyi niyetlisin, doğru. Kötü niyetli de var. Ama ev içinde, ev içinde bırakın serbest olsun. Yabancı yoksa. Yabancı yoksa serbest orada niye? Ama analarımız tabii çok şey, onlar hep öyle görmüşler. Yani evin içinde başını bile açmazmış. Hatta anlattım ama tekrar edeyim. Tekrar Ahsen ve Levkane 180. Kadın kocasıyla yatakta hiç başını açmıyor. Yahu demiş kadın aç başını. Demiş ki melekler görüyor. Ya görsün ne olacak melek? Olmaz. Melekler görüyor, melekler görüyor. Sonra bir gün demiş ki kadın bak ben Euzu Besmele çekeyim. Şeytan kaçsın. Sen de başını aç melekler gitsin. Bir baş başa kalalım yahu demiş. Şimdi haya duygusu bazılarında çok aşırı dikkat ediyor. Çok aşırılıkta evde başını açmayan, hiç açmayan kadın kocasına karşı da orada bir yaşlılık, yanlışlık var. Ama abisine saygısından, amcasına saygısından daha derli toplu bir kıyafetle oturabilir. Fakat yabancıya davrandığı gibi davranıyorsa burada da bir aşırılık var. Dışarıdakine, yabancıya nasılsa evde ailesine, amcasına, dayısına, abisine, kardeşine karşı, ablasına karşı öyleyse orada problem var. Evet. Samsun'dan arayan izleyicimizin sorusu, 8 aylıkken bebek karnımda ağladı. 3 defa duydum, 3 vakit dedi hatta. İlk sorusu buydu. Hikmeti nedir? Bu tabii doktorları ilgilendiren bir şey. Olur mu? Olur. Dahhak isimli bir alim var. Büyük bir alim. Dahhak. Ana karnında gülmüş. 4 senede doğmuş. 4 senede? 4 sene kalmış. 4 yaşındayken doğmuş. Annesinden 4 yaşında. İşte ana karnında onun güldüğü söylenir. Adı da Dahhak. Dahhak çok gülen demektir. Zaten doğduğunda da gülerek doğmuş. Herkes ağlarmış. O doğarken o gülmüş. Dahhak. Böyle istisnai durumlar olabilir. Dahhay değil mi hocam? Dahhak. Dahhak. Evet. Dahike. Gülmekten. Dahhak çok gülen demek. Mübalağalı. O gülerek doğmuş. Evet. Ana karnında gülebilir. Ana karnında ağlayabilir. Onun için ayında sordum. Yani 8 ay, 7 ay, 9. aylarda. Bu olabilir ama doktorlar bunun izahını daha güzel yaparlar. Başka bir sebeple de ağlama sesine benzer sesler çıkmış olabilir. O da olabilir. Evet. Diğer sorusu, oğlu 11 aylıkken vefat etmiş. Mezar taşı kaybolmuş. Mezarı şu an bulamıyorlar. Onun hayrına başka bir mezar taşı olur. Yaptırsak olur mu? Tabii olur. Kulak yiyen cennete girer mi? Şimdi biz burada mühlikat-ı sebayı saydık. 7 büyük günahı saydık. Birincisi şirkti. Diğerlerinin tamamı kulak ile ilgiliydi. Bu toplumu ifsad eden 7 büyük günahtır. Allah kendine ait olan hakları dilerse affeder, dilerse affetmez. Ama başkası kulunun hakkını, Allah kul hakkını affetmeden Allah affetmiyor. Şehitte bile kul hakkı önemli. Kul hakkı önemli. Dolayısıyla biz, tabii insanoğlu hep başkası benim hakkımı yedi. %90 hep böyle düşünürüz. Kimse ben başkasının hakkını yedim demez. Ama diyenler olarak varsa imkanımız, hakikaten birinin hakkını yediysek, birine hak yemek sadece para yemek anlamına gelmez. Mevkisine engel olursun, iftira edersin, adamı zamanında dövmüşsündür, zamanında geçit vermemişsin, işleri ters gitsin diye tuzak kurmuşsun vesaire, kötülük yapmışsın, çekiştirmişsin. Onlardan da yaşıyorsa helallik alman lazım. Hepsiyle ahirette karşılaşacağız. Allah korusun. Evet. Bu onlar helalleşmeden, hesabı görülmeden gitmeyecek. Evet. Süreyi bir öğrenebilir miyiz? Konuya giriş yapabilir miyiz? Telefon mu alalım? 3 dakika mı var? Peki hocam bir soru o zaman soralım. 70 yaşındaki bir annemizin sorusu. Kızı soruyor. Annem gebeyken araba yolculuğunda fenalaşıp istifra etmiş. Öyle olunca yemek yedirmişler. Orucu kaza etmiş. Şimdi kendisi 70 yaşında. Bozduğum orucu hocama sorar mısınız? Kefaret. Bunda hiçbir sakınca yok. Evet. Orada rahatsızlık var. Bir mazeret varsa, oruç bozulduysa bir gün kazası yeterli. Bir güne bir gün. Orada kefaret yok. Yemiş, istifradan sonra tabii, yemek yedirmişler. Tabii olsun. Hastaz çünkü yedirmişler onu. Evet. Peki bir videomuz varmış. Görelim. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar hocam. Bir sorumuz olacaktı. Benim eşim hamile ve biz şükür için şükür kurbanı kesmek istiyoruz. Annem eşimin hamile olduğunu duyunca kurban için niyet etmiş. Şükür kurbanı keseceğim demiş.
Yakın çevremizde de maddi durumu olmayan, işsiz, kirada çocuğu olan bir arkadaşım var. Biz bu kurban parasını arkadaşıma versek olur mu? Yoksa internet üzerinden kurban bağışı yapabilir miyiz? Hangisini yapmamız daha hayırlı ve doğru olur? Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz hocam. Cevabı reklamlardan sonra duyalım. Reklama gidecekmişiz. Peki. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz inşallah. Evet, yeniden birlikteyiz. Mustafa Karataş hocamızla sahur vakti devam ediyor sevgili izleyenler. Hemen reklamlardan önce bir video soru vardı hocam. Annem eşimin hamile olduğunu duyunca şükür için adak adamış. Biz de bu adak parasını maddi durumu olmayan arkadaşımıza verebilir miyiz? Uygun olur mu diyor. Yoksa internetten bağış yapsak daha mı uygun? Hangisi uygun? Şimdi şükür kurbanıyla adak kurbanını önce bir ayıralım. Benim şu işim olursa bir kurban keseceğim demesi adaktır, nezirdir buna. Evet. Buna nezir diyoruz. Dolayısıyla o kurban etinden kendisi ve yakınları yiyemez. Ama ben bir ev alırsam bir şükür kurbanı keseceğim. İnşallah bir kurban keselim. Çocuğumuz oldu, bir şükür kurbanı keselim. Burada olduktan sonra mı yapılıyor bu şeyi? Olmadan mı yapıyor? Sanki ben olmuş da... Hamile olduğunu duyunca. Hamile olduğunu duyunca. Hamile olduğunu elhamdülillah, şükürler olsun, bir çocuk sahibi olacağız, bir şükür kurbanı keselim. Bu başka bir şey. Çocuk sağ salim doğarsa bir kurban keseceğim, başka bir şey. İlkini kastetmişler. İlkini kastettiyse bu şükür kurbanıdır. Bu adak değildir. Yani bu şükür kurbanı herkes kesebilir. Herkes o etten yiyebilir. Kurban etinden yiyebilir. Yani ben... Aile fertleri. Tabii canım, aile fert. Hepsi yiyebilir. Şükür kurbanı. İşte biz bu koronayı inşallah atlattıktan sonra ben bir şükür kurbanı keseceğim. Ailem adına, ülkem adına, ne bileyim, bir dana keseceğim. Bu şükürdür. Ama şart koşarsam, bu hastalıktan kurtulursam, bu evi alırsam, oğlum askerden sağ salim gelirse, kızım nişanlanırsa, bilmem. Bu şarttır. Şartlı nezir, adak adamak öyledir. Ama adağım olsun, bak şu anlamda söylerse, adağım olsun, bir ev alırsam kurban keseceğim. İşte bu adaktır. Ama adamadan, nezir yapmadan, şükür için, Rabbime bir şükür için ben bir kurban keseyim. Burada kastın çoluk çocuk beraber, hep beraber bir ziyafet çekelim. Gerekirse fakir fukaraya da dağıtırız. Bir kurban, normal kurban kestiğinde nasıl davranıyorsan o şekilde davranırız. Bu ikisi farklıdır. Eğer böyle adak adanmışsa bunun mutlaka fakire fukaraya verilmesi lazım, tamamını. Ama bu fakir fukaraya parasını verelim ya da bir kuruluşa yardım edelim para olarak, kurban yerine geçer mi? Geçmez. Geçmez. Neye söz vermişsek, namaz ise adağımız, 10 rekat namaz kılacağım. Onun yerine para veremezsin. Efendim, 3 gün oruç tutacağım. Oruç tutma imkanın varsa yerine para veremezsin. Bir kurban keseceğim. Kurban kesmeye imkanın varsa başka bir şey yapamazsın. Parasını veremezsin. Hacca gideceğim. Seni hacca göndereceğim. Onu yapacaksın. Sözünde, çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki vevfu bil ukud, akitlerinizi yapın, bir de yeminlerinizi yerine getirin diyor. Yeminin yerine getirmek Kur'an'ın emridir. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Telefonumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz. Hayırlı sahurlar, hayırlı geceler. Ankara. Fatma Hanım, buyurun. Alo hocam, hayırlı sahurlar. Sağ olun. Buyurun efendim. Hocam, size iki soru olacaktı. Evet. 8 aydır hocam eşim benimle 3 tane evladımı terk etti gitti. Hani çok şükür maddi manevi ben de evlatlarımın yanındayım ama şimdi geri dönmek istiyorum. Çok canımı yaktı. Gerçekten zamanda çok dövdü, çok şiddet uyguladı. Güvenmiyorum bir daha. Güvenip kaç kere affettim. Bir daha hani affedersem aynıları yine yapam diye o korkuyla yaşıyorum. Hani evlatlarımı Kur'an kursuna verdim hocam. Çok şükür Kur'an'larını okudular, namazlarını kılıyorlar. Allah'a şükür olsun. Ben kendim de namazımı kılıyorum. Bir de tesbih namazımı da günde 2 defa, gücüm yeterse ya da bir gücüm yeterse 10 da kılıyorum.
bunu affetmiyorum. Bunu vebalı günahı nedir hocam? Ne kadar terk etti sizi? 8 ay oldu. 8 ay oldu. Şimdi gelmek istiyor. Çocuklar kaç yaşında? Çocuklar biri 17'sine girecek, biri 14, biri de 7 yaşında. Onlar ne diyorlar? Büyük istiyor da diğer ikisi istemiyorlar hocam. Yine annesini döver, yine canlı yaka kaç kere hastanelik oldum hocam. Allah Allah. Kaç kere uzaklaşma var hakkında, şey var hakkında. Hani ailem de bunda dolayı çocuklar için hani affet, bir şey olmaz gelsin. Hani güvenemiyorum artık, hani bir korku var içimde hocam. Çok şükür evlatlarımı kimseye muhtaç etmiyorum, bakıyorum. Ailen ne diyor? Ailen gelsin mi diyor? Ailem bir kere daha affet diyor çocukların hatırı için. Ama ben korkuyorum hocam. Hani bir daha gelirse Allah korusun, ben birkaç defa ölümden kurtuldum. Hani bu yüzde acaba ben de yine aynı canımı yakar mı, aynısı yapar mı diye korkuyorum. Ne zalimler var yani. Evladından utanmıyor, eşinden utanmıyor, ailesinden utanmıyor. Buna kadar gözü dönmüş. Ne iş yapıyor? Niye bu kadar şiddet bir insan? Hocam biz ilk evlendiğimiz günde beri sadece bir senemiz iyi geçti. Hep şeydi hocam, hep aynıydı. Yani yeri geldi gerçekten ben çocuklarımla yeri geldi açta kaldım. Ben çok çalıştım hocam. Hala da devam ediyorum çalışmaya. Yine çalışırım. Allah onları amanet olarak bana verdi. Ben çok şükür hani namazlarını, Kur'anlarını, her şeyini yaptırıyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Ama boşanmak istiyorum hocam. Bunun günahı da nedir? Üç çocuğum vebalı benim üstüme girer mi, girmez mi? Bunu da öğrenmek istiyorum. Şimdi şiddete başvurmak, geçimsizlik. Boşanmanın haklı bir sebebidir. Hele seni dövmüş, yine dövme tehlikesi var, Allah korusun. Boşanırsan günaha girmezsin. O senin hakkındır. Ama gerçekten düzelme imkanı var. Pişman, arkadaşları, çevresi, anası, babası, herkes kefil oluyor. O sözü vererek geliyor. Ailen istiyor, çocukların da istiyorsa. Herkes, sen eşini kabul ettiğinde çocukların sana isyan edecekse öyle bir tehlike de var. Onları da ikna ederek bir şans daha verelim. O da gerçekten düzelme eğilimi gösterdiyse, ama göstermedi. Ben ayaklarım üzerine duruyorum zaten. Hamdolsun Rabbim rızkımı veriyor. Çocuklarım da yetişti. Bundan sonra o erkeğin şiddetini görmek istemiyorum. Ona tahammül edemem. Bu şekilde yaşayayım dersen günah olmaz. Çünkü sana zaten her türlü edepsizliği, terbiyesizliği yapmış. O zaten hak etmiş çoktan boşanmaya, evden uzaklaştırmalar almış, boyunlar almış. Hocam defalarca sözünüzü kesiyorum, özür dilerim. Bu arada sizi de çok seviyorum. Allah bin kere razı olsun. Amin. Sizlerde. Sağ ol. Sizin sayenizde daha çok namazı sevmeye başladı. Daha çok hocam defalarca çocuğum gözününde yani şiddet uyguladı. Defalarca çocuklarımın ben yeri geldi süt bulamadım benim çocuklarıma. Yeri geldi bez bulamadım alayım. Ama çalıştım, direndim, dimdik ayakta durmayı çalıştım. Helal rızkımı, helal ekmeğimi kazandım hocam. Bir de hocam size bir sorum daha var. Ben tesbih namazı kıldığım zaman hocam hem besbese oluyor. Ben 2-3 defa tekrar etmek zorunda kalıyorum. Onun için ne yapabilirim? Günde 2 sefer tesbih namazı mı dedin? Evet. Günde 2 sefer. Bir sabah bir akşam kılıyorum hocam. 300 tesbihatı söylüyor musun bizim gösterdiğimiz gibi? Evet hocam, ben zaten sizde öğrendim. Bu sene sizin anlattıklarınızı da öğrendim. Ben bilmiyordum. Ama Peygamber Efendimiz'in tavsiyesini söyledik. Gücün yeterse haftada bir, ona gücün yetmezse ayda bir, ona da gücün yetmezse senede bir, ona da gücün yetmezse ömürde bir. Şimdi sen her gün iki tane buna güç dayanmaz ki bacım. Çok kendine külfet ediyorsun. Bu sefer yorulursun ya da yaşlandığında yapamazsan bu sefer kendini eksik hissedersin. Aşırılık iyi değil, ibadet bile olsa her şeyde itidal, orta yolu tutmak güzel. Peygamber Efendimiz böyle aşırı davrananlara ikaz etti. Ne oluyor size dedi. Ben sizin gibi kadar böyle kendimi yormuyorum. Uykumu da uyuyorum, namazımı da kılıyorum. Yani biraz çok fazla yükleniyorsun. Günde iki defa tesbih namazı bir sefer bile çok fazla. Onu haftada bir yap sen. Tamam hocam. Cuma geceleri mesela. Cuma geceleri tesbih namazı kıl. Ama normal tesbihatını çek, zikrini çek. Estağfirullah günde 100 defa, la ilahe illallah günde 100 defa,
Peygamber Efendimizin la ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huvala külli şeyin kadir. 100 defa kim bunu yaparsa köle azat etmiş gibi sevap elde eder diyor. 10 kişiyi doyurmuş, yedirmiş, içirmiş gibi sevap elde eder. Hiç kimse onu sevapta geçemez. Onlara devam edersin, Kur'an'ını okursun. Varsa kaza namazları kılarsın ama her gün tesbih namazı gerekmez. Zaten nafile bir namaz. Haftada bir yap. Onun yerine bol bol Kur'an oku. Efendim, tesbihat yap. Kendini yormayacak şekilde. Hocam biliyorum süre kısa ama hocam benim çocuklarım doğduğu zaman eşim hep yüzüme vururdu. Sen hani yine mi kız oldu, yine mi kız oldu diye hep başıma kalkardı hocam. Hani sen sürekli kız çocuğu doğuruyorsun, sen niye oğlan doğurmuyorsun diye en son kızımda da bana dedi ki yine mi kız hocam, ben de Kur'an'ı havaya kaldırdım. Dedim bunları Allah bana layık görmüş vermiş ama sen eğer rızam yok, razı olamıyorsan ben seni bu Allah'a, bu Kur'an'a havale ediyorum. Onun günahı nedir hocam? O cahiliye adetini söylemiş sana cahilce. Yani İslam'dan önceki müşrikler öyle kız çocuklarını kınıyorlardı. Yüzleri kapkara kesiliyordu, kız oldu diye utanıyorlardı. Efendim oğullar bizim diyorlardı, kızları kabul etmiyorlardı. Bu tam İslam bunları yıkmak üzere geldi zaten. Çok şirret bir adammış. Yani Allah ıslah etsin, biz de amin dua edelim. İnşallah amin pişman olur, hak yola girer. Sağ olun hocam. Ondan sonra biraz burnu, Allah razı olsun. Burnu, Allah sizleri başımıza eksik etsin. Burnu yerde sürtsün inşallah. Biraz sürtsün öyle, hemen de kabul etmesen böyle şirret bir adamı. Tamam hocam. Hadi, tamam. Allah teşekkürler. Emanet. Allah yardımcın olsun kardeşim. Sağ ol, Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Hayırlı sabahlar. Sağ olun. Neler var neler. Aman evet. Yarabbim. Bir telefonumuz daha var. Bu kez Hatay. Hoş geldiniz. Hatay'a selam ediyoruz. Buyurun. Hayırlı sağlar hocam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun efendim. Selamü rahmetullah. Hocam nasılsınız? İyi misiniz? Ellerinizden öpüyorum. Ben sizi çok seviyorum. Severek takip ediyorum. Allah razı olsun kardeşim. İsminiz nedir? Ha, isim vermek istemedin. Tamam. Evet. Verme o zaman. Vereyim hocam. Meryem isminiz. Ha, Meryem. Meryem Hanım buyurun. Meryem buyur kardeşim. Hocam size kısa 3 tane sorum var. Birincisi fotoğrafların karşısında namaz kılmak günah mı? Fotoğrafın derken ne fotoğrafı? Yani hocam fotoğraf normal insan hani ailemiz falan. Albümler, ailenin, evet. Kardeşlerin, anne baba. Evet. Ben geçen babamın fotoğrafına karşısında namaz kıldım da annem dedi günah, onun için size sormak istedim. Tamam. Birincisi bu. İki. İkincisi hocam kaza oruçlarımızı peş peşe tutmak şart mı? Kaza evet. Oruçları peş peşe şart mı? Güzel. Başka? Evet. Hı. Üçüncüsü, vefat eden birinin yerine fitre verebilir miyiz? Vefat eden birinin yerine fitre. Evet. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Notlarımızı aldık. Selam ediyoruz Hatay'a. Teşekkür ediyoruz hocam. Ellerinizden öpüyorum. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Allah razı olsun. Sağ olun. İyi akşamlar. Meryem Hanım. Evet hocam, fotoğraf karşısında fotoğraf, namaz kılmak. Canlı fotoğrafı, sureti özellikle... Tam bir belirgin fotoğrafların karşısında namaz kılmak mekruhtur. Tarihmen mekruh diyenler var. Secde yerinde olursa haram olur. Haram olur. Namaz kabul olmaz. Secde. Fotoğrafa secde edilmez. Buna dikkat edeceğiz. Ya üzerini örteceğiz. Üzerini oraya bir perde çekebilir. Çok kalabalık fotoğraflı şeyler olabilir. Vitrinler olabilir. Ona bir perde çekersin. Namaz kılarken? Namaz kılarken. Namazını öyle kılarsın. Kıble tarafına geliyorsa. Veya başka bir odada kılarsın o imkan varsa. Bu yoksa bu sefer perde çekemiyorsan ters çevirirsin resimleri. Evet. Bu şekilde yapmak lazım. Çünkü surete tapınma iyi andıracağı için oradaki fotoğraflar hoş karşılanmamış. Bunlara karşıda olursa, yanda gördüğümüz, gözümüzün gördüğü yerde olursa mekruh. Bak şöyle yapacaksın. Selamdan bile böyle bak, namaza durduğunda gözlerinle görebileceğin yerde olursa mekruh. Secde yerinde olursa haram. Tam karşında olması büyük bir fotoğraf. Ayna gibi düşün, tam karşında büyük bir fotoğraf. Ona da yerde olma, secdede olmasa bile namaz kılınmaz. Bir, iki, ateş var. Ateşin karşısında da. Tam karşında ateş yanıyor, şömine yanıyor. Soba var mesela. Soba var, ateş var, ateşi görünüyorsa. Görünüyorsa. Ateş, petek var, ona sıkıntı olmaz. Ama ateş, bildiğimiz ateşin alevi görünüyorsa ateşe karşı namaz olmaz. Çünkü bunlar başkalarının tapınmalarını andırdığı için tehlike vardır.
yavaş yavaş bu insan fark etmeden normalleştirmeye başlar bunları. Bu normalleri sınır çekmek için bu namazlara dikkat etmek lazım. Peki hocam, süs eşyaları, biblolar, heykeller onlar da aynı. Gelir. Heykel daha sakıncalı, resimden daha ötedir heykel. Heykele karşı da namaz olmaz. Olmaz. İkinci sorusu, kaza oruçlarını peş peşe tutmak gerekir mi? Hayır. Kaza oruçlarını mesela Ramazan'da diyelim ki hastalandınız, bir şey oldu, iki gün oruç tutamadınız. Bu iki gün orucu Ramazan'dan sonra istediğiniz tarihte tutabilirsiniz. Birisinin bir gün, birisinin bir ay sonra da olabilir. Evet. Vefat eden birisinin yerine fidye verilir mi? Gerekmiyor. Gerekmiyor. Fitre, fıtır, varlık sadakası. Var olmanın sadakası. Hayattaysın ya. Hatta bunu şey bile güzel demişler. Şart değil ama ana karnında doğacak çocuk doğmamış ama o da can ya taşıyor ya doğmak üzere. İşte onun da ver ki. Onun da varlığı, o da senden bir parça artık, bir aileden biri gibi oldu. Hı hı. Ona da bile verilebilir demişler ama şart değil, doğmadan olmaz. Ama ölmüşlere fitre verilmez, ölmüşler için. Ölmüşler için başka hayır yapabiliriz. Sadaka veririz fitrenin dışında. O sadakadan ona sevap gider, hayır devam eder. Ama ölmüşe fitre gerekmez, kurban gerekmez. Kurban kesmek istersek keseriz aileden birimize. Ailedense babamız kesiyordu. Yani babam hayatta hiç kurbanını terk etmedi. Yeni vefat etti diyelim. İçim varmıyor. Babam yok bugün. Babamın kurbanı bir hisse de ona alayım ya. Biz 5 kişiyiz. Bir hisse babama, bir hisse de annemin olsun. 7 kişi oluruz. Kesilir. Hı. Bu şekilde olur. Ama peygambere kurban keseceğim. Evliyaullah'a kurban keseceğim. Eyyub-i Ensari'ye kurban keseceğim. Bunlar bidat olur. Böyle bir dinde böyle bir şey yok. Kurban Allah için olur. Sadece biz Allah'a kesmiş oluruz. Anne ve babaya kurban kesmiyoruz biz. Anne ve babamız için kurban kesiyoruz. Ama işin içerisine peygamberi sokarsa bu bir müddet sonra peygambere kurban kesmeye döner. Evet. Halbuki kurban Allah için olur. Peygamber için olmaz. Bunu da istismar ettiler biliyorsun ya yıllarca. Maalesef. Hocam, fitre ile ilgili konu açılınca bir soru var. Kardeşlerimin durumu bu yıl iyi değil. Fitre veremeyecekler. Ben onların namına fitre verebilir miyim? Verir. İyi değilse zaten iyi olmayana şey fitre değiller, düşmüyor. 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 Evet. Vermesen de günah olmayacak. Biz de tabii işte alıştığımız bazı şeyleri terk etmek acı veriyor. Yani nisap miktarına ulaşmayınca. Ama işte insan şöyle. Yani alışmışsın, yapmışsın bir ibadet. Bu sene onu yapamıyorsun. Ya zorluyorsun kendini, gene yapıyorsun. Yok ama yoktan veriyorsun. Bu çok kıymetli bir şey. Güzel elbette ama gerekmiyor. Şart değil. Vacip değil yani. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Ama kardeşleri verebilir onun yerine. Evet. Ve konumuz bugün sıla-i rahim. Şimdi sıla-i rahim, akraba ilişkilerimiz sıla-i rahimle ilgili önce şunu bir tahtaya yazayım ben. Ömrü uzatan 6 şey var. Evet. Bak, ömür nasıl uzardı? Ömrü uzatan 6 şey. Biz bunu kaderde seninle geniş böyle evet, anlattık ya. Evet. Muallak kaderde, muallak kazada. Kaderi senin, muallak. Senin sadaka vermen sebebiyle ömrün uzar. Sıla-i rahim yapman sebebiyle ömrün uzar. Dua ile ömrün uzar diye söylemiştik ya. Evet, evet. Burada ömrü uzatan 6 şey. Ömrü uzatan 6 şey. 1. Sıla-i rahim. Sıla-i rahim. Bu sene elhamdülillah Kanal 7 iftar ve sahur mektep oldu. Şükür. Sloganımız oydu başlarken, neydi? Kanal 7'de iftar ve sahur mektep olacak. Bilmediklerimizi öğreneceğiz. Bilgi var, duygu var, şuur var, bilinç var. Elhamdülillah ben de vakti boldu. Bize de Kanal 7 ekranlarını açtı. İstediğimiz vakitte hocam istediğin kadar anlat, bütün saatler sana helal olsun dediler. Biz de Muhsin Bey'le sahurda bol bol istediğimizi yaptık. Çok faydalı oldu. Çok yani faydalı oldu. Yani 1.30'da başladık. Bir zamanlar ilk zamanlar 4.30'a kadar gitti. Evet. Şimdi tabii vakit biraz daha kısaldı ama bol bol elhamdülillah gönlümüzden geçenleri sizlere vermeye çalıştık. Evlerinizi bir okul haline getirdik. Elhamdülillah. Hamdolsun. Bu izleyicimiz farkında. Sürekli yazıyorlar. Hocam bu sene hakikaten hem de herkes evde
gerçekten bir okul gibi oldu. Sıla-i Rahim. Rahim ne demek? Rahim ananın karnı demek. Başka Allah'ın ismidir. Allah'ın merhamet sıfatıdır. Acımadır bu. Şefkattir. Annenin karnı çocuğa acır, şefkat onu korur. Ana karnında çocuk, bebek öyle bir korunur ki onlarca ton ağırlık gelse bile ana karnındaki bebek koruma altındadır. Öyle enteresan bir yer var burada Rahim'de. İşte bu sıla ana karnından, anadan olan insanlar, ana babadan olan yakınlık, bu gitmeye, vasıl olmaya sıla diyoruz. Sıla-i Rahim akrabaya gitmektir. Sıla-i Rahim sadece alo demek değil. Sıla-i Rahim muhtaç olduğunda yardım etmektir. Hasta olduğunda ziyaret etmektir. Efendim o sana sevincini paylaşmaktır, üzüntüsünü paylaşmaktır. Esas sıla ihtiyaç anında yanında olmaktır. Muhtaç olduğunda hemen yanında olacaksın. Sıla budur. Yoksa uzaktan uzağa akraba, merhaba merhaba. Bayramdan bayrama. Bayramdan bayrama. Alo demek sıla değil. Bir, iki. Bana geldi, ben ona gittim. Bana geldi, ben ona gittim. Bana gelmedi, ben de ona gitmiyorum. Demek sıla değildir diyor Peygamberimiz. Buna mükafi denir. Karşılıklı yapmaya mükafi denir. Sıla-i Rahim yapılmış olmaz. Amcama gittim geçen sene, bana gelmedi. Amcama geçen sene telefon ettim, bana dönmedi. Bu sene de ben ona etmiyorum. Bu sıla-i rahim olmadı. İlişkiyi kesiyor yani. İlişkiyi kesenle irtibatı sürdürmek sıla-i rahimdir. Hmm. Kesmiş ilişkiyi. Sana baban her zaman dönmüyor, annen her zaman dönmüyor. Efendim sana telefon etmiyor, nasılsın demiyor. Gelmiyorlar onlara ama sen işte onlara gideceksin. Sıla-i rahim. İki, sadaka. Ömrü uzatır. Senin ömrün uzaması bu sadakaya bağlıdır. Belayı def eder. Bela gidince ecel elbette ne zamansa o zaman takdir olmuş. Buna bağlı olarak bela ve musibetten sen sıyrılmış olursun. Hastalıkları önler mi hocam? Sadaka hastalıkları da önler. Tabii. Her türlü belayı. Yangını bile söndürür. Sadaka vermek yangını bile söndürür. Hazreti Ömer'in Medine yangınında zenginler fakirlere sadakasını verdi deyince yangını sönmüştür. Hmm. Ramazan başından beri ısrarla ne söylüyoruz? Koronayı atlatmanın iki yolu var. Bir, tövbe, istiğfar, peygamberimizi anmak, tövbe etmek. Çünkü Allah onları azap etmem diyor öyle yaparlarsa. İki, zenginler fakirlere akıtacak, bol bol verecek, öyle az değil. Zenginin biri, buraya dikkat edin arkadaşlar, güzel bir Ali Yakup Cenkçiler diye bir muhterem zat vardı. Balkanlardan gelmiş, Türkiye'ye yerleşmiş bir ailenin, çok büyük alim, Mısır'da okumuş Ali Yakup Cenkçiler. Ben kendisine de hizmet ettim, biraz bazı kitaplardan da mütalaa ettik, çok severdi bizi. Ali Yakup Hoca'ya, Fatih'te otururdu, bir zengin emekli olunca gitmiş. Üstadım demiş, emekli oldum. Bundan sonra vaktim çok. Tesbih almış. Neyi çekeyim demiş. Yani hangi zikri çekeyim? La ilahe illallah mı diyeyim? Allahümme salli ala Muhammed mi diyeyim? Estağfurullah mı diyeyim? Hangisini çok çekeyim demiş. O şöyle bakmış. Azizim demiş. Senin zikrin böyle 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 değil. Böyle 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 demiş. Sen zenginsin. Öyle tesbih çekerek kendini avutma. Bir sürü malım, varidatım var. Böyle zikir böyle. Zenginin zikri bu. Verecek. Fakire, fukaraya verecek. O zaman bela gider. Akıtacağız. Ver, korkma. Kim ne kadar verirse Allah garanti veriyor. Zekatını verene kat kat fazlasını veririm diyor. Daha ne şüphe ediyorsun? Ver kardeşim. Ver bak göreceksin. Budanmış ağaç gibi ne kadar gürleşecek. Sadaka 3. İyilik yapmak. Her türlü yükünü taşıdın, yemeğini götürdün, ev aldın adama, araba aldın, iş yeri açtın, maaşa bağladın, sigortasını yaptın, komşuya yardım ettin, çocuğuna baktın, anasına baktın, babasına baktın, iyilik. 65 yaş üstünün alışverişini yaptın. Alışverişini yaptın, vefa grupları şimdi mesela evet. Ne kadar iki türlü iş yapıyorlar. Hem sevap kazanıyorlar hem vazife yapıyorlar. Efendim, 4. Anne babaya itaat. Anne baba rızasını almak. Anne baba rızası.
rızası ömrü uzatır. Ana baba bedduası olan iflah olmaz. Ana baba duası alan sırtı yere gelmez. Abdestli olmak. Abdest. Abdestli olmak. Tabii. Devamlı abdestli olan insanlar, devamlı temizliğe dikkat eden insanlar zinde olurlar. Pörsümezler, çabuk eskimezler, çabuk halden, elden ayaktan düşmezler. Gönlü devamlı zikirli olanın ruhu genç kalır. Abdestli olanın da bedeni genç kalır. Temizlik çok önemli. Artık işte temizliği zaten üzerinde durmuyorsa herkes temiz olmak zorunda. Her taraf mikroptan geçilmiyor evet. Nasıl olsa. Mecbursun. Altı şeydi. Yediği içtiğine dikkat etmek. Yediğine dikkat etmek. Dikkat. Bu birincisi helal haram meselesi. İkincisi de temiz olması. Yediği içtiği temiz, güzel ve sağlıklı şeyler olacak. İşte insanlar şimdi organik olacak diyor ama tam bir de helal haram temiz olması da önemli. Her türlü yine o Çinlilerden bahsedelim. İşte neler yiyorlar, neler? Vahşi hayvanları yiyorlar. Ondan sonra işte hastalıklar hep oradan türüyor ve o pazarlardan hastalıklar yayılıyor. İnsan din vahiyle insanı sınırlandırmazsanız insan oğlu dünyanın en tehlikeli canavarı olur. En tehlikeli varlıktır insanoğlu. Onu kim dizginleyecek? İnanç. Ahiret inancı. Ahiret inancı yoksa bir insan hiç asla boş laf söylemesin. Ahiret inancı yoksa, mutlaka bir hesaba inanmıyorsa o insandan her şey beklenir. Kork Allah'tan, korkmayandan demişler ya. Kaşla göz arasında o her şeyi yapar. Sana karşı temiz görünebilir, ona karşı temiz görünebilir. Ahiret inancı. Şimdi bunun hiç istisnası olmaz mı? Ona da zaten Allah hidayet nasip eder. O ahiret inancı yok ama iyi bir insan. Allah ona hidayet nasip eder. O ona kapar, aralanır. Mutlaka bir iyilik, hayır üzerine yaşıyorsa Allah ona hidayet kapısı açar. Bu altısı ömrü uzatan şey. Şimdi burada bizim konumuz sıla-i rahim önce, sonra komşu hakları. Komşu hakkına gireceğim. Hocamızın yazdıklarını bir ekranda görebilirsek, belki not almak isteyenler oluyor sonradan, kaydetmek isteyenler olabilir. Evet, buyurun hocam. Bunu alın, daha sonra komşu haklarını anlatacağım. Çünkü komşunun, komşu üzerine 9 tane hakkı var. 9 tane. Komşunun komşu üzerine 9 hakkı var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de, estağfurullah, va'atizel kurba hakkahu, yakın akrabaların hakkını ver diyor. Bu hak verme, gözetmek yakınlığa göre değişir. İnsan olma bakımından bizim insanlık haklarında insanlara karşı bir vazifemiz var. Yani dini ne olursa olsun, ırkı milleti ne olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun, bak düşüncesi, dini, dinli, dinsiz fark etmez. İnsan, insan ya, yangında yanıyor. Yangın var, yanıyor içeride. İnsan, ben ona sen Allah'a inanıyor musun, inanmıyor musun soramam, sormamalıyım. İnsanı kurtarmak esastır. Can kurtarmak, can esastır. Cana kıymak en büyük günahtır. Canı kurtarmak en büyük sevaptır. Birincisi bu. İki, Müslümansa iki hakkı vardır. İki kat daha fazladır hakkı. Müslümansa haklar çoğalır. Müslüman kardeşim benim. Müslüman kardeşin, Müslümana... Beş el hakkul müslimi ahul müslim alel müslim hamsun. Hakkul müslimi alel müslimi hamsun. Müslümanın Müslümana beş hakkı var. Bu Müslüman bir de akraban ise haklar üçe katlanır. Haklar üçe katlanır. Yoksul, zekat, fitre, yardım, hasenat önce hep akrabadan başlar. Yakından uzağa doğru gidilir. Önce yakının. Resul Efendimiz'e ilk iman edenler hep yakınıdır. Eşi, evindeki hizmetçisi, yeğeni, en yakın dostu, yakınları, çocukları. Resul Efendimiz İslam'ı da böyle yaydı. Hep yakından yakına böyle hani taşı atarsın gölün ortasında haleler oluşur ya böyle daireler.
İslam böyle yayılır. Vazifeler de böyle yapılır. Önce merkezden muhite denir buna. Merkezden muhite doğru haklar çoğalır. Ve önce oradan başlamak lazım. Hakları genişleterek. Şimdi annen baban muhtaç. Kapı komşun muhtaç. Allah kabul etsin hocam, biz bu sene kurbanı Afrika'ya gönderdik. Onlar kurbanda senden et bekliyorlardı. Bu sene kesmiyoruz. O zaman bir tane de buraya kes. Madem o kadar halim vaktim var. Bunları hep terk etmeye başladık. Evet. Komşular komşulara zengin bile olsa kurban payı gönderirdi eskiden. Gönderebilir. Zengin komşuya da gönderilir kurban payı. Zengin akrabana da kurban payı İkram. Gönderir. İkramdır tabii. Üçte biri fakirin. Üçte biri komşunun. Fakir olması şart değil komşunun. Komşu önemli. Aile içerisinde en çok bizim yardımımıza layık kimdir? Annendir. Resul Efendimiz aleyhissalatü vesselama sordu ashab-ı kiram. Ya Resulallah, men eberru, kime iyilik edeyim? Ümmeke, annene. Sümme eyyu, sonra kime? Sümme ümmeke, yine annene. Sonra kime? Yine annene. Sonra babana. Bak anne, 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 sonra baba. En son baba. En son baba değil. Anneden sonra. Üç tane anneden sonra baba. Sonra başlar kardeş, evlat vesaire neyse. Sonra gelir ama önce anne baba. Anne babanın hakkını ödeyemezsin. Onların hakkı önemli. Onların gönlünü almak lazım. Bugün iftarı izleyenler bilirler. İftarda bir şey yazdım, isterseniz buraya da yazayım. Lütfen hocam. Buraya da yazayım. Şu tahtayı biz okul gibi kullanıyoruz ya. Şimdi bunu çocuk, hatta istemişlerdi, bu yazamayanlar olmuş. Daha güzel hocam. Yazamayanlar olmuş, benden istemişlerdi. Onlara hocam, bir daha doğmuş oldu. Bir daha yazar mısın diye. Çocuk 5 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında. Muhsin, 30 geçtin mi? Teşekkür ederim hocam. 35 yaşında. Sen 25 gibi gösteriyorsun. Maşallah. 40 diyeyim. Yaşında. Allah herkese nasip etsin bu yaşları. Ömür geçiyor. Biraz daha yazsam ben sığmayacağım neredeyse. Şimdi 5 yaşında çocuk, annem babam her şeyi bilir dermiş. Annem babam her şeyi bilir. 10 yaşına gelince bazı şeyleri bilmez dermiş. Bunlar bazı şeyleri bilmiyorlar dermiş. 15 yaşına gelince çok şeyden anlamıyorlar dermiş. Çok şeyi bilmiyor dermiş. Anne baba için. Anne baba için. Evet. Anne baba çok şeyi bilmiyorlar dermiş. Anne baba. Hepsini anne baba burada ilave edin. Ben zaman kaybetmiyorum. 20 yaşında anam babam hiçbir şey bilmiyor dermiş. Gençler böyle düşünür. Seni de beni de öyle görürler. 20 yaşındaki delikanlı kendinden başka kimseyi tanımaz. %90 böyledir. Ve müthiş bir kibir olur delikanlı. Omuz atar yolda giderken. Çünkü kanı kaynıyor, gücü var, kuvveti var. Dağları ben yarattım zanneder, yere topuk vurur. O anası babasını da. Onları da görmedik mi? Anasına babasına moruk diyenleri, haşa. Ya? 20 yaşında hiçbir şey, bunlar hiçbir şey bilmiyor der. Tabii çok hayırlı evlatlar da var. Elbette.
anasına babasına melek gibi davranan insanlar da var 20 yaşında olmakla. 25 yaşında tekrar hayat bir şeyler öğretir. Annem babam bazı şeyleri biliyor demeye başlar. Aha. ...30 yaşında çok şey biliyorlarmış der. Çok şey biliyorlarmış. Evet. 35 yaşında her şeyi biliyormuş. Annem babam her şeyi biliyorlarmış der. ...40 yaşında keşke yaşasalardı. Keşke yaşasalardı... Onlara sorsaydım. Ya. Evet. Nereden? Hayat bu. Evlat sahibi olunca ana babanın kendisine nasıl davrandığını anlamaya başlar. Evet. Ne çile çektiğini anlamaya başlar. 5 çocuk büyütmüşler, 6 çocuk büyütmüşler. Şimdiki insanlar 2 çocuğa bakamıyorlar. Ya değil hocam mi? Maalesef. Evet, teşekkür ediyoruz. Not almak isteyenler olursa şu anda ekranda. İftarda kaçıranlar varsa şimdi not alabilirler. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocam bir soru var konumuzla ilgili. Müsaade buyursanız aktarmak isterim size. İzleyicimiz diyor ki ben oğlan kardeşimle küs değilim. Fakat birbirimizi ziyaret etmiyoruz. Çünkü ben onun çok zararını gördüm. Bundan dolayı da mesafe koydum. Şimdi sizin anlattığınıza göre ben günah mı işliyorum? Üç şey varsa... Günah olmaz. Mesafe koymanın. Ana baba da dahil. Yakın akrabaya. Ben bunu Sübülü Selam var. İbni Hacer'in El Askalani'nin Bulûgul Meram diye bir hadis kitabı var. Onun şerhi San'ani'nin Sübülü Selam'ı var. O kitabı Selamet Yolları diye de rahmetli yine Şumlu'dan gelme, Bulgaristan Şumlu'dan gelme Ahmet Davutoğlu Hoca vardı. Şumlu'da ben onu ziyaret ettim. Buradan Şumlu'ya selam olsun. Onun adına bir müze yapılmış, ziyaret ettim. Ahmet Davutoğlu rahmetli. Onu tercüme etmişti. Sübülü Selam'ı Selamet Yolları diye. Orada ben Arapçasından okuttuğum için fakültede oradan hatırlıyorum. Sanıyorum edep bahsi olabilir. Sıla-i Rahim, evet Sıla-i Rahim bölümündeki. Kitab-ı Sıla-i Rahim. Sıla-i Rahim kitabında bölümünde diyor ki bunları anlatıyor benim gibi akrabaya ziyaret mükafi nedir, Sıla-i Rahim nedir vesaire. Sonra diyor ki üç şey varsa bu sılayı kaldırabiliriz, sıla yapmayabiliriz. Bir, canına kastediyorsa. Evet. İki, namusuna kastediyorsa. Üç, malını gasp ediyorsa. Malını elinden alıyorsa. Bu üçü sebebiyle mesafe koyarsanız ilişkiyi isterseniz kesebilirsiniz ya da mesafeli çok samimi olmadan götürebilirsiniz. Bunlar o zaman helaldir diyor. Sılayı kesmek. Bunun dışında olmaz. Can, namus ve mal. Tabii malı izafi bir şey. Hani namus meselesi ve can meselesi evet. İzafi değil ama mal izafidir. Şöyle çabuk biz insanları, anamızı babamızı çabuk üzüyoruz ve terk ediyoruz. Veya evladı ana baba çabuk terk ediyor. Bu mal yüzünden, özellikle miras kavgaları yüzünden. Çok oluyor evet. Ben de şunu söylüyorum, yıllardır söylediğim bir şey var. Babamızın bir daire kadar değeri yok. Bir daire yüzünden babamız da küsmüşüz. Verdi, vermedi meselesi. Annemizin bir tarla kadar değeri yok. Bir bahçe kadar değeri yok mu? Yani biz hep bahçeden, bağdan, bostandan, tarladan, evden dolayı anayla, babayla, evlat, maalesef, akraba birbirine giriyoruz. Neye yarar? Sen hepsiyle, sülalenle küs olduktan sonra dünya senin olsa neyin olacak? Ne götüreceksin? Neyine yarayacak o mal? Huzurla, ağız tadıyla,
yaşamadıktan sonra onun dedikodusu, bunun gıybeti, ana babayla küs, kardeşle kavgalı, amcayla kavgalı, dayıyla kavgalı, sen malın var diye, mevkin var diye gururlanıyorsun. Hiçbir şey, hiçbir şeyin yok senin. Yapayalnız bir adamsın. Yazık. Onlar senin etrafında olursa hayat güzel olur. Sen onlarla beraber olursan hayat güzel olur. Öbür türlü sen niye yaşıyorsun ki? Kendini aldatırsın zaten. Ahirette de bunun bir karşılığı yok zaten. Ülfet eden ve edilen insan hayırlıdır. Ne demek? İnsanlarla iyi geçinen insan hayırlıdır. İslam'ın özünde bu vardır. İslam'ın özü insanla iyi geçinmektir. Daha doğrusu hak edenin hakkını ödemektir. Her hak sahibine hakkı vermektir. Allah'la da hakkını ödeyeceksin. Kullarla da hakkını ödeyeceksin. Anan babanla da, kardeşler, herkesin ne hakkı varsa, eşinle de. Onları güzel yapabiliyorsan sen iyi bir Müslümansın. Çünkü Resul Efendimiz'e Hazreti Ayşe malum bir hanımefendinin, yaşlı bir teyzenin namazını övdü. Orucunu övdü. Resul Efendimiz ne buyurdu? Arası nasıl insanlarla? Geçimsiz. Anlatma bana. Ölçü bu. Anlatma bana. Bir şey daha söylüyorum ben. İslam'ın özü olarak şunu görüyorum. Yani benim görmem önemli değil. Bize kitaplar, öğrendiğimiz ilim, irfan, kültür bizi bu noktaya getiriyor. Onun özetini söylüyorum. Nedir o? Nafileye geçmeden önce farz ibadetini bir Müslüman din kardeşin için geciktirebiliyorsan, onun ihtiyacı için bak, geciktirebiliyorsan, nafile ibadetini bir Müslümanın ihtiyacı için terk edebiliyorsan sen tam peygambere benziyorsun. Birinde geciktirme, birinde terk etme. Farzı terk edemezsin. Ama Resul Efendimiz farzı geciktirdi. Nafileyi terk etti. Abdullah İbni Ömer nafileyi terk etti. İtikafa girmişti. Birinin ihtiyacı vardı. İtikafını bozdu. Ya Ömer, Abdullah, sen itikafta değil misin? Çarşıda ne işin var? Benim şu anda bu adamın ihtiyacını görmem itikafımdan daha bana sevap kazandıracak. Müslüman böyle düşünür. Resul Efendimiz namaz bekliyor, cemaat bekliyor. Namaza girmesi lazım. Aç olan ashabını doyurmak için geri evine döndü. Bekletti cemaat. Önce açın karnını doyurmak lazım. Hani humanizm falan var ya dünyada. Evet. Ne humanizmi? Humanizm solda sıfır kalır. Bu hareketin karşısında var mı böyle bir örnek? Tam namaza girerken ben açım diyen bir insana peygamber cemaat bekliyor namazı. Dön gel cemaat beklesin. Ben senin karnını doyuracağım. Hem de nerede? Evine götürüyor. Kendi evine götürüyor. Kaç kişi çıkar bugün böyle? Tam namaza kılacağım, geçeceğim kardeşim. Şimdi acelenle bekle dersin. En iyimiz bunu söyler. Ama Resulullah Efendimiz geri dönüyor cemaat beklediği halde Hınca İnç dolu Mescid-i Nebevi. İşte İslam'ın özü budur. İnsana hizmettir. Varlığa, yaşayan cana hizmettir. Ama bunu biz takdim etmekten aciziz. Sunmaktan aciziz. Güzel dinimizi hakkıyla ifade edemiyoruz. Ondan sonra insanlar alay ediyor. Ezanla alay ediyor. Camiyle alay ediyor. Minareyle alay ediyor. Camide minareden efendim şarkı çalıyor vesaire Müslüman memleketinde. Allah'a savaş açıyor. Dine savaş açıyor. Bu ne kadar cüretkarlık ve ne kadar vurdum duymazlık, ne kadar büyük bir cehalet, ne kadar büyük bir küfür. Ya insan kafir olabilir, ateist olabilir, dinsiz olabilir ama bir başkasının mabedine gidip hakaret etmez ki. Ebrehe'yi de geçiyorsun, Kabe'yi yıkmaya çalışıyorsun. Sonun kötü olur, bela gelir, musibet gelir. Buna sessiz kalırsak hepimizi vurur. İşte koronanın sebebi. Kötülüklere sessiz kaldık. Ne yaptık? İki Müslüman kavga etti, biz seyrettik. Müslümanlar birbirini öldürdü, biz seyrettik. Şuculuk buculuk yaptık, biz seyrettik. Bela geliyor, hala mı anlamayacağız? Daha Allah-u Teala nasıl göstersin ey insanoğlu? Bütün insanlık evine hapsolmuş, bütün ibadethaneler kapanmış, bütün insanlar efendim bir mikrobun sebebiyle maskesiz dolaşamıyor. Sen hala akıllanmayacak mısın? Örtüye savaş açıyordun bak. Peçe takan kadınlara savaş açıyordu Fransa. Cezayirli bacılarımıza,
yasak getirdiğiydi. Hepsi peçeli şimdi. Allah bu kadar açık ibretlik gösteriyor da ne zaman uyanacaksın? Mezara girdikten sonra zaten işin zor. Uyanmak lazım. Hala biz Müslümanlar uyanamıyorsak, ben zalimlerden uyanmasını beklemiyorum. Neden? Zalimler bela, musibet tarih boyunca Kur'an'da da var, kıssalarda. Bela geldikçe azmıştır. Bakın, bu zulüm, koronavirüsü zalimin zulmünü daha da artıracaktır. Yazın bir yere. Kur'an söylüyor bunu. Allah'ın belası, musibeti zalimi daha çok zıvanadan çıkarmak içindir. Küfrünü artırır. Kur'an zalimin küfrünü artırır. İman zalimin küfrünü artırır. Müslümanın imanı artması lazım. Ben zalimden bir şey beklemiyorum. Zalim Hakk'a gelecek de, Müslüman olacak da, bunu görecek de, pişman olacak. Asla, asla bunu beklemeyelim. Tam tersine zulüm bundan sonra daha çok artacaktır. Bundan sonra bizim yapacağımız şey bizim kendimize dönmemiz, inancımıza dönmemizdir. Biz adam olacağız. Zalimden bir şey beklemeyelim. Merhamet beklemeyelim. Müslümanlar iyi adam olacak. Başka çaremiz yok. Bu kadar açık ikaz gelmişken hala ona kul, buna kul, şuculuk, buculuk, particilik, cemaatçilik, tarikatçılık. Geçin bunları artık. Biz Müslümanız, kardeşiz. Güçlü olmak zorundayız. Bir olmak zorundayız kardeşim. Küfür tek millettir. Müslüman da tek millet olmak zorundadır. Akıllanmazsak bu Ramazanlar boşuna geçer. Ders çıkarmazsak. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Devam edeceğiz. Ara vermemiz gerekiyor. Rahmetli Ömer Döngeloğlu hocamızın bir bandı sohbeti var. Abdullah bin Ömer'in kabri başında sohbeti onu var. Onu da almış olduk. Allah rahmet evet, etsin. İzleyelim. Evet. Tekrar birlikte oluruz. Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Mekke-i Mükerreme'de Tenim bölgesinde Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma, Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah Hazretlerinin Mekke'deki kabrinin bulunduğu bölgedeyiz. Burada ayrıca da şüheda kabirleri olarak da anılıyor. İçeride sağ köşede o toprak yükseltinin olduğu yer Abdullah İbni Ömer Hazretlerinin mübarek kabri şerifleri. Abdullah İbni Ömer kimdir? Abdullah İbni Ömer Resulullah Efendimiz'e peygamberlik verilmeden bir ya da iki yıl önce dünyaya gelmiş ve hicret esnasında 10-12 yaşlarında aslında, çünkü Uhud Harbi'ne de alınmıyor. Babasıyla birlikte Müslüman oluyor. Babası Müslüman olunca babasının tavsiyesiyle, babasının Müslüman oluşuyla, çünkü Hazreti Ömer Efendimiz lider karakterli bir insan, ailesi içerisinde itibarlı bir insan. Annesi Hazreti Zeynep radıyallahu anha annemiz de Osman bin Mazun'un kız kardeşi. İlk muhacir Hazreti Osman bin Mazun radıyallahu anh vardı ya, hani Medine'de ilk vefat eden muhacir Osman İbni Mazun, Hazreti Ali Osman bin Mazun Hazretlerinin takvasını o kadar beğenir, o kadar sever, o kadar imrenirdi ki Hazreti Ali oğullarından birisinin adını Hazreti, bu Osman bin Mazun'un adını vermiştir. Ali'nin oğlunun adı Osman'dır, Hazreti Ali'nin. O da bu Osman bin Mazun, o Osman bin Mazun'un bacısı Hazreti Ömer'in hanımı. Hem Hafsa annemizin annesidir, hem Abdullah İbni Ömer'in annesidir. Hazreti Hafsa, Resulullah'ın daha sonra hanımı olacak, annemiz olacak Hazreti Hafsa radıyallahu anha, kardeşlerim Abdullah İbni Ömer'den 3-4 yaş büyük, ablası yani. Abdullah İbni Ömer, Resulullah Efendimiz'in kayınbiraderi aynı zamanda. 85 yıl ömür sürmüş. Hicretin 73. yılı, yani Peygamberimizden 62 sene sonra vefat etmiş. Abdullah İbni Ömer'le ilgili aklımızda kalması gereken en önemli şey, değerli kardeşlerim, hadisleri ilk toplayan, ilk hadis tedvincilerindendir. Abdullah İbni Ömer Hazretleri Peygamberimizden sonra onun emanetlerini de toplayan, hani benzetmek gibi olmasın ama hani koleksiyoncular vardır ya, bazıları pulları toplar, bazıları eski paraları toplar. Abdullah İbni Ömer de Resulullah'ın bir ayakkabısını bulsa, Peygamber Efendimiz'in bir bastonunu, asasını bulsa, birinde Resulullah'ın su kabı var demişler Medine-i Münevvere'de. Abdullah İbni Ömer gitmiş onu
ondan istemiş. Resulullah'ın emanetlerine. Mesela Resulullah Efendimiz şu ağacın dibinde dinlenmiştir demişler. Hazreti Abdullah İbni Ömer o ağacın dibinde sırf Resulullah oturdu diye oturmuş. Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, ashab-ı kiram içerisinde en fakih, yani fıkhı en iyi bilen, hadislere en çok vakıf olan, Ebu Hureyre'den sonra en çok hadis nakleden Hazreti Abdullah İbni Ömer'dir. 2630 hadis nakletmiştir Peygamber Efendimiz'den. Yani o çok hadis nakledenlerdendir. Hazreti Abdullah İbni Ömer, Peygamberimizin hatıralarını, hadisi şeriflerini toplama, onları yazıya geçirme. Bakın dikkat ediniz. Hani zaman zaman hadisi şerifler üzerine böyle insanların kafasını bulandıran bazı tipler çıkıyor. İlmi tartışmalar ayrı, ilim insanları. Onlar tabii ki kendi sahalarında hadis-i şeriflerin sıhhatleri, incelemeleri konusunda mutlaka kendi özgür, özgün, samimi, Allah'tan korkarak doğruyu ortaya çıkarmak için çalışmalar yapan alimlerimiz olacak. Onlara hürmet ediyoruz ama Resulullah'ın hadis-i şeriflerine güven noktasında Müslümanların kalplerini kirletmeye kimsenin hakkı yok. Zira Peygamberimizin yanında büyümüş bir insan, Resulullah ilk zamanlar hadis-i şerifleri yazmayın demiş. Niçin? Okur yazar oranı o kadar az ki Müslümanlar, o kadar az ki okuma yazma bilen insan. Yani toplam 17 kişiden bahsediliyor Resulullah'ın ilk zamanlarında. Yani Bedir Harbi'nde hani esirlerden okur yazar olanlar, çocukları okutsunlar diye esirleri eğitim alanında kullanıyorlar ya Müslümanlar, canını kurtarsın diye. 10 tane çocuğa okuma yazma öğret, canını kurtar. Niçin? Okur yazar Müslümanların içinde çok az. Ama ilim gelişmesi lazım. İlim de yazıyla gelişir, kalemle gelişir, okuyarak gelişir. Okumayan, yazmayan bir insan, öğrenmeyen, öğrenime önem vermeyen bir toplum nasıl ilim sahibi olabilir? Batı son 2-300 yıldır işte bizi bu sahada geçti. Biz kaleme ve kitaba geri dönmeliyiz. Kaleme ve kitaba geri dönmeliyiz can kardeşlerim. Abdullah İbni Ömer bunun için, bizim için ölümsüz bir örnek. Allah ona rahmet eylesin. Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, kıymetli kardeşlerim, Peygamberimizden sonra başka toplumların, İran, Irak, Şam, Mısır, Afrika, İslam'a girdikçe eski Hristiyan olan insanlar, Yahudi olan insanlar İslam'a girdikçe İslam'ın içinde yalan yanlış bilgi çoğalmasın, bid'atlar artmasın diye Peygamberimizin ilk zamanlar hadis yazmayı yasaklatmasına rağmen o Resulullah hayattayken Peygamberimizin son döneminde 20 küçük fasikül şeklinde, 20 küçük ciltler diyelim, küçük kitapçıklarla, risalelerle Peygamber'in hadislerini ayrı bir kitapta topladı. Resulullah'ın vefatından 10-15 yıl geçince gördü ki tehlike çok büyük. Peygamber adına yalan söyleyenler çıktı. Para karşılığı hadis uyduranların olduğu görüldü. Abdullah İbni Ömer gibi, onun azat ettiği büyük hadis alimi Nafi gibi ve mesela sonraki yüzyıllarda gelen Şihab ez-Zühri Hazretleri de bu konudaki çalışmaları çok güzel detaylandırmış ve Abdullah İbni Ömer'in ilk hadis tedvincisi, toplayıcısı olduğu hakikaten artık herkesin hemen hemen ittifak ettiği bir mesele. Biz Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Efendimiz'i şu yönüyle Müslümanlar olarak hiç unutmayacağız. Allah sana rahmet eylesin ey Hazreti Ömer Efendimizin oğlu, iyi ki o hadisleri yazmışsın. Çünkü kelime olarak farklı nakletse bile insanlar, yani Peygamberimizin mübarek ağzından çıkan kelime, her insan diyelim mesela, her insan dememiş de nakleden bir başka sahabi bütün insanlar demiş. İkisi de aynı mana. Bu kadarcık farklılıkların dışında Peygamberimizin hadisleri naklederken nesil kopmaması, bağ kopmamasına dikkat etmiş hadis alimleri, Abdullah İbni Ömer de
85 yıl yaşamış ve vefat ettiğinde burada ayağına bir ok saplanıyor veya bir demir saplanıyor. O yaradan şehit oluyor, vefat ediyor Abdullah İbni Ömer 85 yaşında. O güne kadar binlerce talebe yetiştirmiş. Düşünebiliyor musunuz? Sahabi binlerce talebe yetiştirmiş. Şu hatırayla ben Abdullah İbni Ömer Hazretleri ile ilgili Hazreti Ömer Efendimizin oğluna ilgili bilgileri toparlamaya çalışayım. Babası şehit edilince, vurulmadan önce Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Efendimiz, kıymetli kardeşlerim, tabii babası vefat etmeden ona diyorlar ki 2 gün yaralı kalıyor Hazreti Ömer. Suikaste uğrayınca Medine'de hicretin 13. senesi. Daha doğrusu 12 yıl, 2,5 yıl Hazreti Ebu Bekir 13 ediyor, 14 ediyor. 10 da öyle. Hicretin 15. senesi. Hazreti Ömer radıyallahu anh vefat etmeden önce senin yerine oğlun Abdullah'ı seçelim mi dediklerinde Hazreti Ömer radıyallahu anh bir evden bir şehit yeter diyor. Bir evden bir kurban yeter. Benim oğlum gelsin, benim kızım gelsin demiyor, dikkat edin. Hazreti Ömer'in çocukları devlet kapısında yüksek makamlarda yoktur. Ama Cezayir'in fethine gitmiş. İstanbul'un fethine Eba Eyyub el-Ensari ile Hazreti Abdullah İbni Ömer gelmiş. Hazreti Ali'nin oğulları Hasan Hüseyin efendilerimiz İstanbul'un fethine gelmiş. Kıymetli kardeşlerim, aziz Müslümanlar, Abdullah İbni Ömer Efendimizin hatıraları yok olmasın diye onun tarağını bulmuş, saklamış. Onun su kabını bulmuş, saklamış. Onun elbisesini bulmuş birinde, bunu bana Resulullah hediye etmişti demiş. Onu ondan rica etmiş. Hazreti Ömer'in oğlu olduğu için Müslümanlar Hazreti Ömer'e olan saygılarından, hürmetlerinden, Abdullah İbni Ömer'in de büyük alim oluşu, sahabe efendilerimizin ilimlerinden daha büyük ilim sahibi olan bir sahabi oluşu, sahabenin pek çoğundan daha alim bir insan oluşu, ona hürmet ederlerdi ve peygamberin hırkasını vermişler Abdullah İbni Ömer'e. Bu sana daha layık, sen sakla demişler. Allah ondan ebediyen razı olsun. Biz onu kaybolmayan, kaybolmayacak olan bu mekanda ecdadımızdan kalan bir hatıra ile, işte şu kalenin kalıntıları da dahil olmak üzere, burada da Hazreti Hüseyin Efendimizin, Hasan Efendimizin torunlarının yaşadığı mıntıka, onlardan şehit olanlar, şehitlerin kabirleri. Allah Ehli Beyti Rabbim şefaatinden ayırmasın. Hasan Hüseyin Efendilerimize, Hazreti Ali Efendimize de selam olsun. Allah onlara rahmet eylesin. Allah onların yolundan, muhabbetinden, Ehli Beyt'in sevgisinden, muhabbetinden Allah bizi mahrum etmesin. Hazreti Ömer Efendimizi, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer Efendimizi anlamayı, onlar gibi İslam'a hizmet eden iyi insanlardan olmayı Allah hepimize nasip eylesin. Ondan bize miras kalması gereken ilimdir kardeşlerim. Abdullah İbni Ömer'in ilim gayretinden, Resulullah'ın emanetlerini koruma, ondan kalan hatıraları yaşatma gayretinden Allah bize de bir pay nasip eylesin. Hayatımızda Resulullah'ı sünnetleriyle yaşatabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum can kardeşlerim. Evet, sahur vakti devam ediyor sevgili izleyenler. Kıymetli saatlerdeyiz. Hocam, bugün de 2 tane duamız var. Evet, Rabbim bize ummadığımız yerlerden rızık kapıları açsın. Amin. Allah her şeye kadirdir. O dilerse her şey olur. Hazreti İsa'nın aleyhisselamın rızık için duası var. Kur'an'da geçiyor. Onunla başlayacağız. İnşallah. Bir de Kur'an'da yine geçen, Nahil suresine geçen şifa duası var. İnşallah onları beraber yapalım. İnşallah. Amin. Amin. Allahümme Rabbena enzil aleyna maideten mines sema tekunu lena aiden li evvelina ve ahirina ve ayeten mink varzukna ve ente hayrul razıkin. Amin. Varzukna ve ente hayrul razıkin. Varzukna ve ente hayrul razıkin. Allah'ım, Rabbimiz
bize gökten bir sofra indir. Bizim için geçmiş ve geleceğimiz için bayram ve senden bir ayet olsun. Bizi rızıklandır. Amin. Zaten sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Ya Rabbi rızkımızı bol eyle. Amin. Amin. Şifa için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresi'nde şu ayeti inzal eylemiş. Arının karnından çıkan balın şifa olduğunu biz de şifa inşallah dileyelim i̇nşallah. Hastalarımız için. İnşallah. Estağfirullah. Bismillah. Sümme kulli min kulli semerat fesluki subile rabbik zulula yahrucu min butuniha şerabun muhtelifun elvanuhu fihi şifaun linnas inne fî zâlike le âyeh li kavmin yetefekkerûn. Sonra her çeşit meyvelerden ve Rabbinin yollarında boyun eğerek yürü. Onun karınlarından renkleri çeşit çeşit bir içecek çıkar ki onda insanlara şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir kavim için Allah'ın büyüklüğüne işaret vardır. Ya Rabbi tüm hasta kardeşlerimize şifa ihsan eyle. Gönüllerimize şifa ihsan eyle. Bedenlerimize şifa ihsan eyle. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah razı olsun hocam. Amin. Bir videomuz var. Konuya biraz sonra gireceğiz tekrar ama önce videomuzu görelim. İyi akşamlar hocam. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Benim sorum size şu. Ramazan ayında oğlum vefat etti benim. Yalnız yanımdaki eş, dost, akraba zorla bana orucumu bozdurdular. Dayanamazsın ağzına bir yudum su halde. Aynı şekilde eşime de orucu bozdurmuşlar. 61 tutmalı mıyım? Kefareti nedir? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Evet, tabii istenmeyelim. Allah rahmet etsin. Başları sağ olsun. Rabbim amin. Cennette buluştursun. Amin. Böyle bir durumda hakikaten bayılma, ayılma, kendinden geçme durumlarında yandaki insanları da onların da tabii yaptıkları yanlış saymak mümkün değil. Çünkü belki Allah korusun o da başına bir şey gelebilir. Ya felç kalır ya ölebilir. Böyle ansızın yani insan kalpten gidiyor bazı şeylerde. İşte elini yüzünü yıkamak, ne bileyim başına su dökmek sıcaksa onu rahatlatmak için su içirmek. Bu durumlarda bir zaruret var artık. Burada bir zaruret var. Ha, dayanabilirdim ben ama sen zaten dayanabilirdin ama onlar seni dinlemeyerek dokunmayın ben iyiyim dedin ama yine seni dinlemeyerek yaptılar. Eğer hakikaten dayanacaktın da yaptılarsa bu sefer onlara günah olur. Sen bunu isteyerek yapmadığın için sana kaza gerekir. Zorla da bozulsa kaza gerekir. Birisi zorlasa o da kazayı gerektirir zaten. Hatta bir mazeret olmasa ölüm bölüm mesali hastalık değil de birisi geldi sana zorla orucunu bozdurdu. Tehdit ederek ya da elini kolunu bağlayarak sana su içirdi bir şey yaptı. Bundan dolayı zaten kefaret olmaz. Bundan dolayı kaza gerekir. Evet. Ve komşunun komşu üzerindeki hakları hocam 9. Evet. Şimdi biz komşunun hakkı deyince sadece selamlaşır, birer tas da çorba gönderirsek komşuluk yaptık zannediyoruz da sadece ondan ibaret değil. Tahtiye şöyle yazayım. 9 tane komşu hakkını efendim. Rabbim hak konusunda duyarlı olmayı nasip eylesin. Amin. En akıllı Müslümanlar hak konusuna riayet edenlerdir. Yani ahiretinin derecesini düşünen insan bu haklara dikkat etmek zorunda. Komşunun 9 hakkı. 9 komşu hakkı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rakamları önce yazayım ki tahtaya sığdıralım. 1. En zor olanı. En zor olanı. Bugün en zor olanı. Ne olabilir? Mustafa'ya soralım. Bugün en zor komşuya karşı yapamadığımız ne var? Bakalım. Mikrofonsuz da sesiniz gitmez. En zor olanı dedi. Hocam. Ziyarettir hocam.
en ziyaret. En kolayı. En kolayı. En zoru borç isterse. Aha. Ya. Borç isterse. Borç isteyen komşu var mı acaba? Kaldı mı acaba? Çok nadirdir. Şimdi bankadan git kredi çek diyecek değil mi? Ya. Borç isterse vereceksin diyor varsa. Kaç kişi yapar bunu? İki. Yardım edeceksin. Yardıma ihtiyacı varsa. Üç. El uzatacaksın muhtaçsa. Buradaki yardım her türlü yardım. Muhtaçsa el uzatacaksın. İkisi birleştirilebilir belki. Dört, hastalanırsa ziyaret. Hasta ise ziyaret edeceksin. Adamın anası babası ölüyor, kapı komşusunun haberi olmuyor. Vefat ederse cenazesine gideceksin. Vefatı yazmaya gerek yok, cenazesine gideceksin. Oğlu ölmüş, kızı ölmüş, anası ölmüş, babası ölmüş, mümkünse cenazesine gideceksin. Altı. Sevincini paylaşacaksın. Yedi. Üzüntüsünü paylaşacaksın. Sekiz. Bunu çok yapıyoruz. Yemeğin kokusuyla rahatsız etmeyeceksin. Yemek kokusuyla rahatsız etmeyeceksin. Nasıl yapacaksın bilmiyorum. Nasıl olacak? Balık yapmayacak mıyız mesela? Aşağıdan balık yapıyor. Bütün apartmanı balık kokusu sarıyor. Aşağıda sigara içiyor. Bütün balkonlarda oturanlar evin içine kaçıyor. Yemek kokuyla rahatsız etmeyeceksin diyelim onu. Yemek vesaire kokuyla rahatsız etmeyeceksin. Dokuz. Binasının gölgesine, güneşine mani olacak bina yapmayacaksın. Evinin güneşine. Arabistan'da gölge de önemli. Bizde güneş evine. Evinin güneşine mani olmayacaksın. Bununla ilgili Hazreti Ömer'in bir uygulaması var. Güneşine nasıl mani olur? Adam iki kattadır. Onun yanına beş katlı dikersin. Beş katlı bina dikersin. Güneş de gelmez. İçine efendim gölgeyi de engellersin yazın. Kışın güneşi engellersin. Benim değil mi burası? Onun için şehirlerde bir caddede, bir sokakta evler kaç katlıysa öyle olacak. Bir, iki, güneş değdiği zaman öbürünün güneşine mani olmayacak, gölgesine mani olmayacak. Hazreti Ömer Kufe ve Basra şehirleri Hazreti Ömer döneminde kurulmuştur. Askeri karargâhtır oralar, Irak'ta. Askerler yerleşmiş önce, sonra Hazreti Ömer askerlerin olduğu yerleri şehirleştirmiş ve planını Hazreti Ömer yapmıştır. Hazreti Ömer'in planına göre hiçbir yol 10 arşından aşağı olmayacaktır. O günün şartlarında. 33,5 metre. Hiçbir yol sokak araları 10 arşın olacak. Hiçbir evin gölgesi diğer eve gölgesine mani olmayacak. Ta o zamandan şartları koşmuş. Ama şimdi bunu anlatmak zor insanlar. Fırsatı kollayan kat üstüne kat atıyor. Efendim komşunun her türlü işine mani oluyor. Orada da işte devlet, belediye vesaire parasını versin yapsın demeyecek. Öbür insan da düşünecek. Nasıl olsa bana parasını vergisini veriyor yapıyor. Ama oradaki insanın yani bahçeli evler yapılmış mesela zamanında. Getiriyorlar onun karşısına 30 katlı apartman koyuyorlar sırayla. Onlarca 30 katlı apartman. Bahçeli ev de vardı burada. Hepsinin güneşini kestin. Gölgesini kestin. Manzarasını kestin. Adam buraya trilyonlar vermiş. Deniz manzaralı diye mesela o da var.
Sonradan birileri geliyor, sahili parselliyor, hepsine 20 katlı apartman dik. Buranın hepsini öldürdün şimdi. Maalesef. Bunlar hep kul hakkıdır. Ve bela musibet buradan geliyor. Bunları biz çözmedikçe, adalet olmadıkça ne yapsak boş. Evet. Hocalar konuşur, hacılar konuşur. Konuştuğumuz gibi kalır. Adalet mülkün temelidir. Madem Hazreti Ömer'e örnek alıyoruz, özellikle kul hakkı konusunda çok titiz olacağız. Teşekkür ederiz hocam. Komşunun 9 hakkı ilk önemli dediniz, bir izleyicimiz yazmış. Hocam, komşuma borç verdim, şimdi kötü ben oldum. O da var. Çünkü gelip gitmeyi kestiler diyor. O da vardır, doğru. Yani o işte ders olur, bir daha alamaz. Bu maalesef kötüler sebebiyle de iyilik ölüyor. O kötünün sadece kendisine, komşusuna zararı yok. İyiliği öldürüyor. Herkesin günahını kazanıyor o zalim. Evet. Çünkü zalim. Neden? Hakkı vermiyor, teslim etmiyor. Yazışmak lazım. Bakın, borçla ilgili ayet Kur'an-ı Kerim'de en uzun ayettir. Bir sayı. Evet. Her şeyi tam yazacaksınız. Borç verirken kardeşin de olsa utanmayacaksın. Madem borç veriyorsun, hayır vermiyorsun, belli bir meblağ yüksekteyse, yani senin bir aylık, üç aylık, beş aylık, bir yıllık gelirinse, yaz onu kardeşim ya. Yaz. Niye utanıyorsun? Başında utanıyor, sonunda düşman oluyor. Bak, başında utanıyor, sonunda düşman oluyor. Bizim genellikle ticaretimiz böyledir, Türk milleti. Başında söylemez, yazmaz. Kibarlık gösterir, nezaket evet, evet. gösterir, utanır. Sonunda gelir, kavga etmiştir. Birbirine düşman olarak aramızı çöz hocam. Niye yazmadınız? Hani ortada bir şey yok. O zaman düşünmedik. O zaman düşüneceksin. Başında kavga et. Kavga edercesine. Kavga edercesine etme de. Yani o anlamda söylüyorum. Sıkı tut yani. Sıkı tut anlamında söylüyorum. Yoksa kavga etmesin de. Başında her türlü şeyi düşün, yap. Sonunda dost ayrıl. Problem oradan kaynaklanıyor. Tam ters oluyor. Tabii yazmadığından kaynaklanıyor. Hocam, benim üst kat komşum 1,5 yıldır uyarmama rağmen gecenin ikisinde dahi rahatsız ediyor ve camdan, balkondan zeytin çekirdeği, yumurta kabukları silkeliyor. Hamilelik döneminde pisliğini temizledim. Şimdi de aynı, çöpleri, pisliği ben temizliyorum. Ona hakkımı helal etmiyorum demiş. Etmesin. Fakat bunun esas sebebi nedir? Birbirimizi selamlamıyoruz. Birbirimize gidip gelmiyoruz. Birbirimize gidip geleceğiz. Selam vereceğiz. Nasılsın komşum diyeceğiz, bir eksiğin var mı diyeceğiz. O zaman yapamaz. Ya yaptım ben bunları, gene yapmıyor. O zaman alakayı kesebiliriz. Ama bizim genellikle problemimiz, tanımadığımız insanlarla biz kavgalı oluruz. Tanıdığımız insanlarla birbirimizi tanıyorsak, selamlaşıyorsak, gidip geliyorsak, halini hatırını soruyorsak, ondan kolay kolay kavga çıkmaz. Yani yıllar geçer, belki başka şeyler olur. Ama tanımadığımız insan niye selam vermedik? Selam ve ikram. Komşular arasında selam ve ikram varsa orada mutlu bir komşuluk vardır. Huzurlu bir komşuluk vardır. Ama komşular arasında selam yoksa, yandakini tanımıyorum, üsttekini tanımıyorum, alttakini tanımıyorum. Orada artık insanlık ölmüştür. Orası mezar yeri gibi. Apartmana tıkamışlar bizi. Mezar, katlı katlı evet. mezarlar. Öyle yaşıyoruz. Yukarıda kim var bilmiyoruz. Yanda kim var bilmiyoruz. Hasta mı bilmiyoruz. Cenazesi var mı bilmiyoruz. Nasıl komşuluk? Cebrail o kadar çok komşuluktan bahsetti ki, ana baba gibi evlada mirasçı zannettim komşuyu diyor Peygamber Efendimiz. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yükrim cârahu fel yükrim dayfahu. Ahirete, Allah'a, ahirete inanan komşusuna ikram etsin. Misafirine ikram etsin. Bunları unutturulduk, unuttuk. Kimler komşudur? Sağdan, soldan, kuzeyden, batıdan, doğudan, güneyden, alttan, üstten 40'ar ev komşudur. 40'ar ev? Evet. Ölçü bu mu hocam? Ölçü bu. Neden 40'ar ev? 40 tane ev sana yakın, onlar senin yakın komşusun. Olması lazım. Yakın olması lazım. 40 tane ev. Tabii. Şimdi apartmanda alt üst onu ben ilave ettim. Dört cihetten söyler de kitaplarda. Eskiden apartmanlar olmadığı için. Şimdi 20-30 katlı apartmanda da 40'ar daire senin komşun. Evet.
Hocam bir izleyicimiz diyor ki gayrimüslimlerle ilişkimiz nasıl olmalı? Komşuluğu kastederek soruyor. Gayrimüslimlerle evet, hediyeleşebiliriz. Helal olan yiyecek içeceklerden alabiliriz. Biz onlara gönderebiliriz. Başsağlığı dileyebiliriz rahmet okumadan geçmişlerine. Acını paylaşıyoruz. Efendim Allah toprağını bol etsin. Ecdat öyle bir şey bulmuş mesela. Rahmet yerine toprağını bol etsin demiş. Selamlaşabiliriz. Şöyle bununla ilgili de selam verilir mi verilmez mi tartışmalı bir konudur. Yahudiler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir grup geldi. Esselamu Aleyküm dediler. Peygamber Efendimiz'e ve Aleyküm dedi. Ve Aleyküm dedi. Hazreti Ayşe soruyor niye öyle dedin? Selam demedin. Çünkü onlar selam yerine oyun yaptılar. Esselamu ölüm senin üzerine olsun dediler. Ben de fark edince Aleyküm dedim. Bundan hareketle kötü niyetli olanlarla selamlaşılmaz deniyor. Ama senin iş ortağın, aynı dükkanda çalışıyorsunuz, yan yanasınız, adam sana saygılı, sen ona saygılısın. O senin Allah'ın selamıyla o seni selamlıyorsa ve aleyküm selam diyebiliriz. Çünkü selamda bir esinlik, Allah'ın rahmeti ve onun hidayetini arzu etme de vardır. Bu tartışılmış kitaplarda verilir diyenler, verilmez diyenler de var. Teşekkür ederiz hocam. Bir telefonumuz varmış. Telefonumuzu alalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı geceler. Buyurun efendim. Eda Hanım buyurun. Kilis. Eda Hanım. Merhabalar. Buyurun. Buyurun merhaba. Benim. Evet. Şimdi oruçken. Heh. İftarı bir saat sonra açarsak cevap bir saat daha. Televizyon sesini kısmadınız herhalde. Evet kardeşimiz. Sevap olur mu? Televizyonun sesini anne baba şu an duyuyorsa, evde büyükler varsa galiba küçük kardeşimiz. Televizyonun sesini kısabilirseniz evet. Yankı yapmasın. Tamam. Tamam mı? Tamam. Eda bir daha sor bakayım sorunu. Oruçken bir saat sonra orucu açarsak orucumuz daha bir sevap yazılır mı? Ha, tamam. Peki anlaşıldı. Başka soru var mı? Var. Onu da sor. Namaz kılanın fotoğrafını videosunu çekersek günah olur mu? Namaz kılanın. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın Eda? 10. 10 yaşındasın. Ne yapıyorsun? Annenin babanın fotoğrafını mı çekiyorsun namaz kılarken? Annemi çektim bir kere. Haberi var mıydı? Var. Ama bir yere göndermedim. Tamam peki. Peki oldu. Peki sevgili Eda teşekkür ediyoruz. Maşallah bu saatte sahura kalkmış herhalde. Hem sahura kalkıyorlar hem bizi izliyorlar kardeşlerimizden. Biz çok geri dönüş alıyoruz. Teşekkür ediyoruz izlediği için. Gençler, çocuklar hamdolsun Kanal 7'yi izliyorlar Ramazan'da. Çok şükür. Cevaba geçelim. Telefon bir telefon daha var. Eda'ya teşekkür ediyoruz sevgili Eda. Selam ediyoruz kilise. Kocaeli bu kez Sibel Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Allah'ın selameti üzerinize olsun hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam kısadan ben derdimi anlatayım. Evet. Ben iki evlilik yaptım. Yani anlatabileceğim kadar anlatacağım çünkü ağlamak istemiyorum. Peki. İki evlilik yaptım. Birinci evliliğimden çocuklarımdan ayrıyım. Buna da sebep olanlar var. Çünkü maddi durumum iyi değildi benim. O zamanları devlete de sığındım. Sonra 3 çocuğumdu. Şu an bir oğlum 18 yaşında. 2 kızım var. Biri 15, biri 13 yaşında. Ben çocuğumdan 6 yaşında ayrıldım. En büyüğü yani oğlan. Ben hakkımı helal etmiyorum. Yani buna sebep olanlara ve ciğerim çok yanıyor. Buna sebep olanlardan kan bağından olanlar da var. Yani bir tüp bile çocuğuma vermediler. Verseler böyle olmazdı. Evlatlarımdan helallik istedim. Şu nedenle keşke çadırda yatsaydım dedim de hani derdimi söylemeseydim falan diye. Çocukların hakkım bana helal etti ama ben hani kanımdan derken ailemle kastediyorum. Veya bir kız kardeşim var onu kastediyorum. Zor zamanlarında anama da koşuyorum, babama da koşuyorum. Onlara belli etmiyorum ama kalbim diyor ki hani işlenen birine ve çevresinden veya eski eşimin tarafındakilerine
Ömrüm boyunca hakkımı helal etmeyeceğim. Allah'ım sorsun diyorum, çocukların hakkını helal edin. Bu duam inşallah da kabul olur diyorum. Kendimi Allah'a havale ettim. Hani sabır istedim yani. Sabırlıyım. Evet. Bir senedir bir dostum sayesinde ağlamayı bıraktım. Allah çünkü çocuğumun 6 yaşında kaldım. Evet. İkinci evliliğimi yaptım. Bir tane kızım var. O evliliğim de olmadı. Bir daha zaten bir evlilik yapmayacağım. Şimdi o kızıma bakıyorum. Diğer evlatlarımla konuşmama kimse izin vermiyor. Bir mahkeme açtım. Onunla birlikte görme hakkım var ama ben İzmit'te yaşam, onlar başka uzak bir ilde yaşıyorlar. Onlar görüşmek istiyorlar mı çocuklarınız? İstiyorlar. Telefonla konuşuyorum. Bazen yazları oraya gidiyorum. Bazen onlar bana geliyor. Ama büyüdüklerinde oldu bu. Çünkü 5 sene seslerini duymadım ben. Yani elma severdi oğlum, elma yemedim. Öyle bir psikolojim bozulmuştu. Bir dostum sayesinde, kız arkadaşım sayesinde kurtuldum. Keşke 12 sene önce tanışsaydım ama 2 senedir tanıyorum o arkadaşımı. 10 sayesinde düzeldim. İlk sorun bu hocam. Helal edemiyorum. Edemiyorum evet. Yani. Kalbim bunu söylemiyor. Benden önce vefat ederlerse diyorum ki cenazelerini de helal etmeyeceğim. Ya da ben onlardan önce vefat edersem öbür dünyada karşıma çıkacaklar. Bilmiyorum niye böyleyim ama içim çok yanıyor. Geçmiş ikinci olsun. Sorum, evet. Allah razı olsun hocam. İkinci sorum da tamam, ana hakkı var, baba hakkı var. Her şeylerinde koşuyorum. Elimden ne gelirse, hani maddi manevi, çünkü ben de devletten yardım alıyorum ama ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum ve başka çocuklara da iyilik yapıyorum. Yani kendi ihtiyaçlarımdan kısıyorum mesela. Mesela etek almayayım mesela. İki tane varsa üçüncüyü almayayım. Elim yanındaki çocuğumu da öyle yetiştiriyorum. Başka çocuğa yardım ediyorum. Ne güzel, ne güzel. Ama şimdi beni böyle yıktılar ya hocam. Evlattan bahsedecektim ya. Anne baba da evladından hakkını helal et diyecek mi? Ben helal edemiyorum çünkü. Ama yüzlerine de diyemiyorum. Gülüyorum. Her şeylerine koşuyorum. Ben bu haldeyim hocam. Yıllardır da size ulaşmaya çalışıyorum. Ne kadar, ne kadar dertli, ne kadar dertli, ne kadar hayırlı bir evlatmışsın ki sen. Bu kadar zulüm yapan ana babaya hizmete gidiyorsun ama içinden de helal edemiyorsun. Edemiyorum evet. Hocam. Düzelmeye çalışıyorum Allah'ım diyorum. Çünkü önceden hocam Rabbim beni affetsin. Ben isyan ettim şöyle. Yani isyanmış, onu öğrendim. Tamam, gerek yok. Onları anlatma. Hiç şahit tutma. Onlara tamam hocam. Geçmiş. Peki. Peki. Teşekkür ediyoruz. Lütfen cevabı takip edin. Allah yardımcın olsun. Cevapları vereceğim kardeşim. Sağ teşekkür olun. Ediyoruz. Hayırlı sahurlar, hayırlı geceler. Kilisten arayan Eda kardeşimiz, oruçken bir saat sonra açarsak. Orucu ne evet. kadar erken açarsak o kadar sevap. Ertelemek sevap değil. Sevap değil. Ezan okunduğunda hemen orucumuzu açacağız, namazımızı kılacağız, sonra yemeğimizi yiyeceğiz. Veya önce yemeğimizi yiyip sonra namazımızı kılabiliriz vakit geçmeyecekse. İmam-ı Azam Ebu Hanife isnaden bir söz var. Hadiste de var. Hadis-i şerif şudur. Hadis-i şerif, İza hadar al-aşa. İza hadar al-aşa vel-işa febde bil-aşa. Yemekle namaz, buradaki aşağı akşam ve yatsı içinde kullanılabilir. Akşam yemeğiyle akşam namazı veya yatsı namazı çakışırsa yemekten başla. Hadis-i şerif. Bak, yemekle namaz çakışırsa yemekten başla. İmam-ı Azam'a da Ebu Hanife Atfen de şöyle bir şey söylenir. Bu hadisin şerhi manasında der ki, namazda yemeği düşüneceğime yemekte namazı düşünürüm der. Güzel. Dolayısıyla önce yemek, taam, sonra salat, namaz gelir. Sevap oradadır. İkinci sorusu neydi? Bu namaz kılarken annemin fotoğrafını çekiyorum. Ha, fotoğraf. Evet. Şimdi, ama paylaşmadım kimseyle diyor. Habersiz çektiyse ve paylaşmadıysa bunda bir namaz kılan açısından da sakınca yok. Siz namaz kılarken biri sizin fotoğrafını çekin, hiç haberiniz yok. Ama ben namaza durayım, sen beni çek evladım. Biraz da poz vereyim. Bu doğru bir şey değil. Bu doğru bir şey değil. Ama gerçekten kendinizi namaza vermişsiniz, sizin önünüze geçmemiş, efendim rahatsız etmemiş, siz gerçekten namaz kılıyorsunuz. Poz amacıyla değil. Film sahnesinde olabilir. Hani insan
namaz kılıyor gibi yapar. Aslında o gösterme manasında, biz de burada bahsediyoruz. Uygulama gibi. Uygulama, uygulama anlamında olabilir. Ya da siz namaza durursunuz, hakikaten gelir kameralar falan sizi haber yapmak için çekmiş olabilir. Bunun bir sakıncası yok. Çekenler eğer suistimal etmeyecekse, sizin namazınıza zarar vermeyeceklerse bunlar olabilir. Ama namaz kılan kişiyle alakalı, bu daha çok fotoğraf çekenle değil de, mümkün mertebe çekmemek lazım. Evet. Eğer bir eğitim, bir tanıtım vesaire bir şey yoksa çekmemek lazım. Evet. Sibel Hanım çok dertliydi. İki evlilik yapmış, ikisinde de mutlu olamamış. Birisinden 3 çocuğu var. Evet, şimdi ana babasıyla ilgili hakkımı helal edemiyorum dedi. Evet. Çocuklarıyla helalleşmesi güzel bir şey, onlarla görüşmesi. Evet, acılar katlanarak büyümüş, dert olmuş, bağrına basmış. Bu acılarını yenerek yine ana babasına hizmet etmiş. Fakat hakkımı helal etmiyorum. Evlat ana babasının hakkını helal etmese olur mu? Olur. Ana baba, anne babalık yapmamışsa, canına, namusuna, malına zarar vermişse, canına zarar vermiş, çocuklarını ayırmış vesaire, üzmüş devamlı. Bunlar haklıysa, anlattığı gibiyse, bu evlat ana babasına hakkımı helal etmiyorum diyebilir. Bundan da tabii bir hak yok. Olur. Beddua etmiyor ayrıca. Beddua et, hakkımı helal etmiyorum diyor. Varsa hakkım helal olmasın diyor. Bu çok tabii bir şey, insani bir şey. Bunu yapabilir. Ama anne baba da bunun farkındaysa onlar da özür dilemeli. Helallik almalılar. Anne babası evladından helallik alacak. Yani her zaman anne baba haklı anlama gelmez ki. Hep normalde evlatlar alır yani. Anne baba evladından helallik alacak. Bu çok ızdırap çekmiş, acı paylaşmış. Allah kolaylık versin. Amin. Teşekkür ederiz hocam. Kaç dakikamız var bu arada? 6 dakikamız. Hocam evet, dua vakti yaklaştı. Peki, yarın son sahur. Yarın son sahurumuz. Nasip yarın son sahurda bayram namazını anlatalım. Güzel olur hocam. Kılınır mı? Evlerde kılınır mı? Kılınmaz mı? Tamam. Kılınırsa nasıl kılınır gösterelim. Kılınmazsa tamam. Ne kılacağız onun yerine onu gösterelim. Kuşluk namazı, duha namazı. Duha, şirak. İslam ülkelerinde çeşitli fetvalar dolaşıyor bugünlerde. Müslüman alimlerden çeşitli fetvalar dolaşıyor. Dinişleri Yüksek Kurulu'nda açıklama geldi. İşte Suudi Arabistan'da benzer açıklamalar geliyor. Bu nasıl? Kafalar karışık. Sosyal medyada da bayram namazı kılın videoları falan da dolaşıyor. Evet. Ama biz burada kitap ne söylüyorsa onu söyleyeceğiz. Vasat bir yol, orta bir yol, taraf olmak zorunda değiliz. Dolayısıyla biz kitap ne söylüyorsa onları söyleyeceğiz. Yarın önemli bir gün. Hem bayrama bir gün kalmış oluyor. Hem de biz bunları, namazları anlatacağız inşallah uygulamayla. İnşallah. Rabbim hayırlısıyla oruçları tamamlamayı, bayrama kazasız belasız inşallah girmeyi nasip Amin. Eylesin. Amin. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağlıkla. Amin. Amin. Sübhane Rabbiyel Alil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ Amin. سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ اَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَ ولا مريضا الا شفيته آمين. ولا اولادا الا اصلحته ولا بدنا الا عافيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره آمين. فيها لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ربي حاجت duasıyla dua ettik. İhtiyaçlarımızı bizden daha iyi biliyorsun. Amin. Sen Rabbimizsin, her şeye kadirsin, her şeye gücün yeter. Sen verirsen kimse mani olamaz, sen vermezsen kimse veremez. Bize yardım eyle Allah'ım. Amin. Günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı bağışla. Amin. Ya Rabbi iyileşmemiş beden bırakma. Amin. Ya Rabbi iyileşmemiş hastalık bırakma. Amin. Islah olmamış evlat bırakma. Amin. Ödenmemiş borç bırakma üzerimizde. Ya Rabbi bolluk, bereket ihsan eyle.
Dünya ve ahiretimizi kazanacak amelleri, ibadetleri yapabilmeyi bize lütfeyle Allah'ım. Ya Rabbi, kul hakkı yemekten, hakkımızı yedirmekten, gıybetten, iftiradan, dedikodudan, başkasının hakkını gasp etmekten bizleri muhafaza eyle. Amin. Zulümden muhafaza eyle, şirkten Amin. Muhafaza eyle. Amin. Razı olmayacağın amelleri yapmaktan muhafaza eyle. Ahlakımızı güzel eyle Allah'ım. Evladımızı ıslah eyle. Ömrümüze bereket ver, rızkımızı bol ve helal eyle. Ülkemize bolluk bereket ihsan eyle. Ya Rabbi, kalplerimize sürur, nur ihsan eyle. Allah'ım, dimağlarımıza, hafızalarımıza güç kuvvet ver. Unutkanlıktan, unutmaktan, sözünü yemekten, sözünden caymaktan, emanete ihanet etmekten bizleri muhafaza eyle. Amin. Elimizle, dilimizle vesaire azalarımızla kalp kırmaktan, gönül incitmekten, Ya Rabbi, Müslümanlar arasında fitne sokmaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Her türlü aşırılıktan, tuğyandan muhafaza eyle. Amin. Nefsin ve şeytanın eline bırakma. Hak ve hakikat üzere yürümeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi başkasına muhtaç etme. Amin. Mümin kardeşlerimize yardım eyle. Dünyanın dört bir tarafında zorda olan soydaşlarımıza, dindaşlarımıza sen yardım eyle Allah'ım. Onlara yardım elini uzatacak gücü, kuvveti şu aziz milletimize nasip eyle. Ya Rab, her şeye kadirsin. Bizi bağışla, cehenneminden azat eyle. Mahşer gününün sıkıntısından uzak eyle. Livail hamd altında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında bizleri haşru cem eyle. Cennette Peygamber Efendimiz'e komşu eyle. Cemalullah'ı görenlerden eyle. Ya Rab, ateşin, azabın şiddeti dayanamayız, yakar bizi. Doğrudan cennete girenlerden eyle Allah'ım. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Hastalarımıza şifa, Amin. Dertlilere deva, zorda olanlara kolaylık ihsan eyle. Amin. Şu bayramlarda yetimin yüzünü, garibanı güldürmeyi nasip eyle. Evlere mutluluk, hayır hasenat yapmayı nasip eyle. Amin. Bayramı da hakkıyla bayram gibi geçirebilecek günleri bizlere ihsan eyle Allah'ım. Amin. Namazımızı, orucumuzu, senin rızan için yaptığımız her türlü hayır hasenatımızı, en güzel şekilde okuduğumuz Kur'an'ları, hatimleri kabul eyle Ya Rabbi. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala el-Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.